7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Benim adım Kadir Ezildi. Beni görünce kirler sıraya dizildi. Benim adım Sirke Karacıör. Benim olduğum yerden ne bit kalır ne sirke. Benim evimden kirli bir şey bulamayacaklar. Çünkü hamaratım temizim. Aramadan örümceği bulduk. Arayınca kim bilir neler bulacak. Yani hala şurada geziyor zaten, görüyorum. Aynen, bak gidiyor. Örümcek yuva yapmış senin evine, evine. Vay aman, vay aman. En kolay tarifleri seçerek menüsünde fazla isim vermiş. Peki sen bu menüyü 2 saatte denedin mi? Bir prova falan yaptın mı? Hayır. Ha, o zaman hayırlı işler. Tabancamı sapuniye gülle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamı sapuniye gülle donatacağım, gülle donatacağım. Doğru ablam, doğru. Hı? Haydi bakalım, yoğuruyoruz hamurlarımızı, soğanlarımızı doğruyoruz. Çünkü bizim tam tamına 7 çeşitimiz var. Kesinlikle Sirke menüsünü yetiştiremeyecek. Eli ayağına birbirine dolanacak. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Amarat Benim'den haftanın son gününden herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Siz de benim gibi emeğinin Sirke ablanın evini, hamaratlarını merak ediyorsunuz. Dün Sirke abla bayağı sessizdi ve herkes dedi ki Sirke gününü oynuyor. Çünkü bugün çok bir şey yapamayacak. Bakalım gerçekten de Sirke abla bir şey yapamayacak mı? Yoksa hamaratlarını gizlemek için mi sessiz kaldı? Haydi buyurun, 15 bin liranın sahibinin belli olacağı son günde Sirke ablaya gidiyoruz. Ben Sirke Karacıör, 45 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim, ev hanımıyım ve orduluyum. En hamarat benim. Benim rakibim yok. Bunu ilk günden söylüyorum. Parlatıcı duydum ki parlaklık veriyor. Parlatıcıyı suya mı döktün, beze mi döktün? Beze, suya döktüm. Niye peki böyle bir boz bulanıklık oldu? Onu ben de anlamadım. Bir kadının hamaratlı evinin temizliğinden, elinin çabukluğundan anlaşılır ve bunların hepsi bende var. En hamarat benim. Ne yapıyor ya? Kim ben? Günaydın. Enerji... Yeşilleri de giymişsin. Tabii ki. Kadir Ezildi gelir de ben böyle mi... Nasıl çıkmam lazım Allah yani? Allah razı olsun. Senden de Allah Sirke razı abla, olsun. Bugün senin evini öyle merak ediyorum. Vallahi mi? İnan olsun. Ay buyurun. Bu arada Sirke abla haftanın başından belli... Dubleks'te oturuyorum, İki lafından biri. Dubleks'te oturuyorum. Rapunzel'in kulesi sanki. O yüzden merakla bugün bu dubleksi gezmek istiyorum. Yalnız apartmanınızın müteahhiti de şaşa seven biri galiba. Asansör, duvarlar maşallah. Şatafatın gözünü basmış. Mükerreme Hanım, dünkü sinirini yendiğini düşünmüyorum. Bugün de gerginliğin devam edeceğini tahmin ediyorum. Duygunun da bir tık yükseleceğini düşünüyorum. Evet, bugün son gün, 15 bin liranın sahibi belli olacak. Benim. Dün Allah aşkına o gerginlik neydi sofrada? Ben uyumadım bu gece sabaha kadar, biliyor musun? Dün, bugün gece bir iki tane daha tarif okusaydın kendine gelseydin. Kadir sizde dalga geçiyor. Ama dün Sirke abla öldürdün beni gülmekten ya. Ama iyi ki de güldünüz. O evet, şey ama ben masayı yumuşattın ama dün o böyle vuruş falan baya ortalığı geldi. Bugün masanda olursa tepkin ne olur? Dün Sevgi çok sessiz kaldı. Senin masanda bugün öyle bir şey olursa tepkin nasıl olur? Benim tepkim bir ev sahibine yakışacak bir tepki olurdu. Olur yani. Ortalığı ağlatırım. Evet. Mükerreme Hanım dün gereksiz yere yükseldi. Burası bir eleştiri programı. Eleştiriye açık değilse evinde oturacaktı, yarışmaya katılmayacaktı. Peki salon ne tarafta ileri geçelim? Ay tabii ki bu tarafta. Buyurun efendim. Buyurun, evet. Kadir Ezildi'yle En Amarat Benim'de Sirke Hanım'ın salonunu geziyoruz. En Amarat Benim'de haftanın son gününde Sirke Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin salonu ve mutfağı birleşik. Yarışmacımızın mutfağında her şey yerli yerinde ve temiz görünüyor. Modern tasarım mutfak dolapları, yeni nesil aspiratör ve ışıl ışıl ocağıyla bu mutfak göze çok hoş görünüyor. Bakalım Kadir burası hakkında neler düşünüyor? Geç bakalım, geç, salon ne tarafta? Evet. Buyurun, Kadir Ezildi. İnşallah ezilmezsin bir yerde. Şükür bu saate kadar ezilmedim, hamdolsun.
Bir şey diyeceğim, Amerikan mutfak zor olmuyor mu Firki abla? Ya tabii ki zorlukları var. Şimdi kızartma falan yapsan, ben burada balık falan pişirdiğini hiç düşünemiyorum senin. Zaten yapmadım hiç bir yıldır. Dubleksin üstüne kadar gider. Firki Hanım'ın uyumsuz bir evi vardır diye düşünüyorum. Renkleri farklı farklı, dekorasyonu karışık. Umarım düşündüğüm gibi çıkmaz. Evet. Tezgahın küçük ama senin yani rahat sığabiliyor mu burada yemek falan yaparken? Alıştım. İlk baştan alışamadım ama yukarıda da var benim mutfağım. Kaç senedir burada oturuyorsun sen? 1,5. 1,5 yıldır. Yeni daha taşındın. Firki abla bana bir bez verebilecek misin? Bir el bezi var mı? Şurada burada bakayım. Bak burada kağıt havlu var Kadir. Ne yapacaksın bunu yine sabah sabah? Bunun sabahı öğleni mi var? Sanki onlar akşam bakıyorlardı. Hele bir sat da ver. Birazcık, birazcık. Çok değil. Filtreye bakmak istiyorum. Bulaşık makine kaç senelik Firki abla? Vallahi 10 yıldan fazla. Bak şimdi bunun içinde kenarlarda görüyor musun? Hafif çaplı küçük küçük şeyler var. Şimdi bunu geliyorlar, açıyorlar. Aa, içi yemek artığı dolu diyorlar. Bak, bak. Sen ne diyorsun, var mı bir artık içinde? Var ama ben bu kadarcık şeyden puan kırmam. Yani puan kırılacak tarzda değil ama öyle bir anlatıyorsunuz ki artık. Bilmiyorum, seni de katsam mı bilemedim ama. Evet, fırınımızı bir açalım. Siyah bir fırın. Burada bir yapışkanlık var. Ne bu Firki abla? O çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Allah senin canını almasın. Elimle ovuşturdum bak. Görüyorsun değil mi bak. Bu bir şike olmasın. He şike şike. Senden önce hemen biz yaptık. O şike olmuyor kız, montaj oluyor. Firke'nin evini temiz bulacağıma inanıyorum. Bakalım beklentimi gösterecek mi? Bugün Mükerreme ablayı çok merak ediyorum. Sana karşı nasıl olacak? Kadir, Mükerreme Hanım dün arabada fenalaşmış. Aa! Şekeri düştü, evet. E peki bir şey diyeceğim, deseydin ya Batım o kadar kendini yırtmanın anlamı dedim, neydi? Dedim, vallahi dedim. Şunu diyeceğim, sinirlenebilir insanoğlu ama o kadar sinirlenebilecek bir şey var mıydı? Yok. Allah'ın... Bir de Mükerreme abla çok bağırarak konuşuyor. Allah Allah sonunu hayır etsin, öyle çok... Dünkü gerginliğe Firki Hanım neden oldu. Bugün onun evinde daha çok yükseleceğimi düşünüyorum. Mükerreme Hanım'ın şekeri de olsa, tavan da yapsa kesinlikle ılımlı davranmayacak. Firki Hanım'ın salonu iki kanepe ve bir yemek masasından oluşan mobilyalarıyla oldukça sade görünüyor. Yarışmacımızın pek fazla ayrıntıya yer vermediği bu mekanda sadece bir iki parça aksesuar bulunuyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor? Buyurun bir de salonu gezelim. Dur şöyle bir geçelim bakalım. Bu çekyat tarzı mı yoksa arkası mı açılıyor? Arkası açılıyor. Bir yandan da masanın altına bakayım. Abla bunlar ne? Ne? Gel bak. Bak şunları gördün mü bak. Bak bak şurada da bak kahverengi. Sar bak şuraya bir ele bak. Ne onlar, bir şeyler yapışmış oralara. Bir lekeler var oralarda ha. Küçük ya, çaplı şeyler gördüm. Şey var. Dur, siz şimdi bu evde kaç kişisiniz? 5. 5 kişisiniz kız, siz 5 kişi bu salona nasıl sığıyorsunuz? Güzel, koltukların arasında bir şey yok. Bu 4 gün boyunca bizim hatalarımızı gördü bütün yarışmacıların. Yani evinin çok düzgün olacağını düşünüyorum. Şimdi son gün diyecekler, her gün geldin bir yere temizledin diyecekler. Diyecekler babam diyecekler. Kombinin yeri nasıl ama Kadir? Aa, kombi de evin içinde olur, ilk defa gördüm. Salonun baş köşesinde ne işi var? Hayır, şurada koca bir balkon var. İnsan şuraya da üst kata terasa yapsalar. Evet, yerini buraya yapmışlar. Biz de oraya koymak zorunda kaldık. Ne kadar saçma. Halbuki terasa koyar insan. Peki, şey nerede? Dur, burası mutfakla salonu aynı anda gezdik değil mi? Mutfağa gidelim çıkayım. Banyo nerede? Geç, 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 geç. Kadir, sen o sandalyelere baktın mı? Unutmadan oraya da bak. Bunun içinde de yok. Firki abla da nasıl kurum kurum kuruluyor, hiçbir şey çıkmıyor ya. Banyoya gidelim Firki Hanımcığım. Evimizin banyosu temizlikten pırıl pırıl parlıyor. Duşa kabin, fayanslar, klozet, lavabo, banyo dolabı hiçbirinde ne bir toz ne de pislik bulunuyor. Ancak tavandaki paslanmış bölümde gözümüzden kaçmıyor. Bakalım Kadir bu banyoda nelere dikkat ediyor? Buyurun. Evet, bu kız bu banyonun camı yok.
Nasıl havalanıyor sıcakta buharda? Havalandırması var. Oradan. Ey avukatacı bir delik. Bugün niye çalışmıyor bu? Bir şey diyeceğim, çok zor olur buranın havalandırması. Firki Hanım'ın evine gittiğim zaman çekmecelerini kontrol edeceğim. Banyosuna bakacağım. Duşakabinin altını çekeceğim. Kısacası evi talan edeceğim. Firki abla, bu dolapları neyle sildin? Ne gibi? Deterjan ya da bez, bak. Boz bulanık dolaplar. Görüyor musun? Dalga 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 aşağı doğru iniyor böyle böyle, bak. Evet, açıyorum. Menteşeleri diyorlar ya. Menteşeler, menteşeler. Yarışmacıları içeriye alayım mı artık? Al, 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 al. Al bakalım onlar ne bulacaklar. Çok merak ediyorum. Duşakabin temiz. Evet, güzel. Camımamı da güzel. Evet, haydi o zaman yarışmacılarımızı alıyoruz. Lovayı her yere sür. Lovayı her yere sür. Ne olacak canım? Ben zaten bunu seni dövmek için kullanıyorum. Aa, ne fena. Arada orayı sildi. Diskalifiye edelim. Aa, çok fenasın ama hala boz bulanık duruyor. Aa, iki taş bir baş, bak bak nasıl fırsatını... Aa, bak saatten çıkan toza bak, üstünden çıktı. Bak, dur hepsini almayayım ki, gördün mü? Gelsin bulsunlar, geç. Evet, misafirlerimizi almaya gidiyoruz. Firki Hanım'ın dekorasyonunun Mükerreme Hanım'kine benzediğini düşünüyorum. Altın varaklar bekliyorum kendisinden, bakalım göreceğiz. Evet, Fikri Hanım'ın salonundayız ve haftanın son misafirlerini ağırlıyoruz. Bakalım tepkiler nasıl olacak? Haydi heyecanla bekle. Evet, kapı çaldı. Buyurun, 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 buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oy, oy, oy. Ay, hanımlar, rengarenk. Buyurun kızlar. Efendim. Kız, bir sen elbisen ne güzel senin öyle. Ya, teşekkür ederim. Çiçekli, çiçekli. İçinin renklerini nasıl dışa yansıtmış. Sağ olun. Peki ben Mükerreme ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgi Hanım, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Firki Hanım bizi olumlu karşıladı, güler yüzle karşıladı. İnşallah gün böyle devam eder. Firki Hanım bizi yapmacık bir şekilde karşıladı. Hiç memnun kalmadım hareketlerinden. Evet, eve şöyle bir baktığınız salonunuza. Amerikan mutfak salon, mutfakta salon birleşik. Firki Hanım'ın dubleks evi. Birkaç gündür dubleks, dubleks diyordu ya. Bugün dubleksi gezeceğiz. Yalan söyleme dedin dedin durdun. Evet Duygu, sessizsin bugün, hayır olsun. Çünkü final ya, o yüzden sonra heyecandan saklıyorum. Mı? Yok, sona saklıyorum. Sona saklıyorsun. Çünkü sona kalan dona kalır. Hadi bakalım. Kiramlık var mı? Tabii ki. Ben bizimle not kızlar mı? Kahve yapacağım. Kahveniz nasıl olsun? Orta olsun. Ben şekersiz. Kadir, Sevgi Hanım hiç sesi çıkmıyor. Sevgi dün o kadar yoruldu ki kendine şey, Ali felç gelmiş Ali Rıza gibi davranıyor. Vallahi öyle talan edildi ki beynim çalışmadı nereden başlasam diye. Nasıl baş ettin sen evde? Sen düşünmem lazımdı, her şeyi olduğu gibi bıraktım geldim. Daha duruyor her şey. Daha duruyor her şey. Dün sadece düşünmüş. Yok, şeyi sıyırdılar. Uzun uzun baktım gece yarısına kadar. Sonra bir neticeye varamadım ki aman boşver yarın gelince yok, yaparım. Yok, zaten yiyecekleri dağıttım zaten. Sıyırdım her şeyi. Orada köşede hayır, duruyor. Hayır, en zoru ne biliyor musun? Şimdi o ev o halde ya. Kırklayacağım yani. Bayağı sen bir kırklayacağım. Sen şimdi buradan bugün 15 bin lirayı kazanamaz da gidersen diyecek ki nalet gelsin. Hem ev battı hem de 5 kuruş para alamadan gel. Olsun. Benim için olan sizinle tanışmam, burada tabii olmam. Tabii ki orası güzel bir şeydi. Ben de eğlendim ama yani dün akşam temizleseydin bugün en azından gittiğinde o manzarayla karşılaşmazdın sen. Biraz zor olacak senin için eğer öyle bir şey olursa. Mükerreme Hanım, dün arabada biraz fenalaşmışsınız. He kız Mükerreme abla, ne oldu sana arabada? Sen niye sanki meraklanmış gibi soruyorsun şimdi? Meraklıyım tabii. Az önce Mükerreme Hanım fenalaşmış dedim. Bana ne dedi? Yalan söyleme hiç, aman be bana. Ablam sen kalk kahveleri yap. Kalk kahveleri yap lan. Mükerreme Hanım, bu Kadir bana ne dedi? Kim Mükerreme abla, öyle bir şey der miyim? Demezsin. Ben senden beklemem onu. Hayır, o arada dün seni... çok ilgilendin benimle. Yani, çok teşekkür ederim. Çok korktum. Bak dün masada yükselmemin sebebi de eğer ben sana o tarz yükselmeseydim korktum daha kendini salacaksın. Biraz dedim en azından çekinsin. Artık gelsin buraya. O yüzden biraz da. Allah korusun bayılırsın, bayılırsın. Hanımefendi yukarıda kalmış da şu merdivenlerden çıkıp alabilir miyim? Bak merdivenlerden dubleks olduğunu belirtiyor. Evet, alabilir bize göster iş yaparak şimdi kahvesini sanki alıp gelecek. Sanki köye uzanıyor merdivenlerinden. Enamını görelim Firki abla. Eve gittiğimde önceki yarışmacılarda çok detaylı olmadım. Bazı şeyleri görmezlikten geldim. Bu sefer daha detaylı bakacağım. Firki abla, Sevgi diyor ki 4 gündür diyor görüyordum, görmemezlikten geldim ama bugün diye detaylı gezeceğim. Bugün gözünü açmış Sevgi, o da sana denk geldi. Eyvallah. Evet, ben arkadaşlardan bekliyorum yine aynı şekilde benim evime nasıl böyle detaylı aradıysa.
aynı şekilde bekliyorum arkadaşlardan. Sevgicim daha aramadan örümceği bulduk. Arayınca kim bilir neler var. Yani hala şurada geziyor zaten, görüyorum. Aynen bak gidiyor. Vallahi ondan benim de haberim yoktu. Gizli mi girdi, ne yaptı? Bugün arkadaşlardan mı getirdiniz? Siz mi getirdiniz? Duygular da beğenmiş bir tanesi. Bence ekip cebinde taşıyor, salıyor eve. Aslında çok detaylı görüyorum da. Duygular örümceği yok. Bir kertenkele var. Ben sevmiyorum. Dikkat edin, yılan da çıkabilir diyormuşum. Bir şey diyeceğim. Mükerrem abla... Mükerrem abla ki ekip cebinde böcek taşıyor. Bir seni duydun mu? Benim örümcek sarıymış. Sarışınım ya ben. Örümceğim bile bana uyuyor. Bu esmer ama siyah bir örümcek. Firke Hanım, menüyü öğrenebilir miyiz? Evet, menüde neler var? Menümüzde patates salatamız var. Yoğurtlu patates salatamız var. Kıymalı böreğimiz var. Minik pizzamız var. Cevizli tarçınlı kurabiyemiz var. Tatlıdan trenişemiz var. Aynı zamanda Karadeniz usulü turşu kavurmamız var. Karadeniz, çeşit oldu kız, bu sayamadım. 7. Karadeniz usulü kirmit kavurmamız var. İkramlıkta Karadeniz usulü sarmamız var. Kız 5 saat değil, 2 saatte nasıl yetiştireceğim demek bunu? Demek ki kendine mötkem, sen kalmamışsın. Vallahi ben yapamam, yetiştiremem. En kolay tarifleri seçerek menüsünde fazla isim vermiş. El açması böreğinin dışında ben zor bir şey görmedim. Çeşit kaç oldu şimdi, 7 mi oldu? 7. 7 çeşit, iddialı bir çeşit. Bize 8 çeşit söylemişti. Bizim uyarımızda bir tane eksiltti, 7'ye düşürdü. Deli cesaret, evet. Olurdu o hem artık. Hem de evet, neydi biliyor musunuz? Neydi, 7-8? O da Karadeniz usulü kuru yufkadan bizim çok meşhur böreğimiz vardı. Keşke ikramlık yapsaydı, yeseydik. Zaten ama bu kıymalı börek var daha yanına. El açmaz mı? Açma mı? El, evet. Peki sen bu menüyü 2 saatte denedin mi? Bu prova falan yaptın mı? Hayır. Aa, o zaman hayırlı işler. Şey, yufka açılmış galiba orada. Hazır yufka var. Islatıyorsunuz herhalde. Islattıktan sonra yağlıyız tavada. Şey, hazır yufka yani. Tadına bakacağım bakayım. Ha, yufkanın mı? Evet. Tabii ki. Niye kuru yufkanı ne yiyeyim? Nasıl yiyeceksin onu? Kaçık yerim ben. Neredeydi ya? Seni bile yerim. Aman aman aman. Hazımsızlık yaparsan. Midene otururum da hazmedemezsin. Hazmederim, üstüne soda içtim mi? Senin miden küçük bildiğin kadarıyla ben sığmam içine, dikkat et. Hazmedemeyenlere soda diye. Sen şimdi bu yufkayı ne yapacaksın? Yiyeceğim. Doydun mu? Kalk, kalk, evi geziyoruz. Kalk, 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 haydi. Temizlik için dip köşe neresi varsa bakacağım. Makineleri çekip arkasına bakacağım. Bugün de örümcek ağı bulmayı ümit ediyorum. Benim evimden kirli bir şey bulamayacaklar. Çünkü hamaratım temizim. Özellikle mutfakta kabloların ve boruların geçtiği delikler inanılmaz şekilde kirliydi. Kombinin altındaki dolabı silmemiş, peteğin altında toz parçaları vardı, fırında kirliydi. Banyosundaki gideri çok pisti. Firke Hanım'ın evini temiz bulmadım. Ufak detayları atlamış. Yuva yapmış senin evine, evine. Vay aman, vay aman. Kaç gündür bana diyordun pissin diye. Gördük senin örümcek yuvasını. Vay aman, vay aman. Evet, gel ablam, gel, kapat kapıyı. Yalnız girmedik yer bırakmadılar. O sessiz sevgi bile her yeri eşeledi. Birkaç peçeteyle bir şeyler buldular. Dolabın içinde o delik var, bir tane elektrik. Şey, boğatın içinde örümcek ağı buldular. Duygu lavabonun iç tarafını şöyle kazıdı, oradan bir iki bir şey çıkardı. Öbürü gitti Mükerrem abla, aspiratörün motorunu elledi. Mükerrem abla şu camı açtı, camın arasından böyle pislikler çıkarttı.
Üst katıda gezdiler. Çamaşır makinesinin içinden Duygu bir şeyler buldu. Yani bayağı didiklediler. Şimdi onların en büyük söylentisine ev küçük, temizliği zor, temizliği kolay. Bir de bugün son gün. Yani sen bayağı şanslısın. O konudan dolayı şimdi sana kir bulamadıklarında buradan girecekler. Sevginin bile gözü bende açıldı, görüyor musun? Vallahi billahi ama menü o kadar meşankatli bir menü ki. Yani sana toz mu dedi? Yapıştır dolmayı ağzına gitsin. Sana kir mi dedi? Böreği tık ağzına gitsin. Bugün bu menüyü yetiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Yoksa ellerinden kurtulamayız. Bugün bu oklavalar tıkırdayacak. Bezler kırdayacak. Evet. Pirke Hanım, başka oklavanız var mıydı? Bu zaten mındar oldu. Abla bunu sakın cidden kullanma. Bunun işi bitti ha. Buna ver gitsin. Sen kendin yeni oklava. Bu kadın bugün börek atacak. Bundan sonra senin değneğin olsun o. Değneklere kalasın. Üstümüzü değiştirelim. Değiştirelim. Artık abiyemizden kurtulup giyelim eşofmanlarımızı. Şu camın arasını, lavaboyu, o aspiratörü motorunu şöyle bir yerleri bir silelim. Yani bugün son gün, temizliğin canını okuyacağız. Geç abla, geç. Evet, Firki Hanım'ın evinde temizlik başlasın. Ya benim misafirim onlar, ya benim evimdeler. Kadir ezildi ve sussuz. Kadir arama, arama bulamazsın. Ay bu Kadir ezildi, o kadarını bulur bence. Ya harbiden siz mi getirdiniz attınız bugün ya? Ay Duygu. Tabii cebimizde taşıyoruz. Tabii her ekibin bir cebinde bir şey var. Bunda hamam böceği, onda tarantula. Hatta bizim Sedat Bey bu kalemi besliyor cebinde. Tövbe yarabbim. Hiç oradan ne aklını bilmiyorum ama. Tahmin edebiliyorum. Ne oldu? Ettim. Ne? Söylemiyorum. Ne? Söyle. Söylemeyeceğim. Ya bu durgurda bir şey mi var? Bir şey mi yok, var? Yok vallahi yok. Benden kaçmaz. Süpürmüş, silmiş, şuraya yığmış, yani temizlikten de ölmüş. Temizliği ne? Bir yere toplamak. Çok acıklı bir hikaye. Benim adım Kadir Ezildi. Beni görünce kirler sıraya dizildi. Benim adım Pirke Karacıör. Benim olduğum yerden ne bit kalır ne sirke. O soyadını da muhakkak sanki Adnan Ziya gibi biter Yoroğlu. Onu muhakkak soracak araya. Evet, şimdi nereden başlıyoruz? Hemen şu kahveleri bir toparlayalım. Hem kahve verdik hem de dünyanın lafını saydılar bize. İşikleri burunlarından gelsin. Ben şu hız... Abla bir şey diyeceğim, bu seyyar mı? İttiriliyor, dur. Ama şurası biraz şey... Bunu yapan ustanın 200 lirasını kestim. Çünkü bak burayı seyyar yapmış. Ben nasıl de... seyyar yap? Zaten masa seyyar değil mi? Masa seyyar da bunu kaldırınca böyle gidiyor. Ha, ince yapmış. Ha, ince yapmış. Adam izin verdi mi kesmene? Dedi ki gelip değiştireceğim dedi. Bir yıl oldu hala gelecek. Ben de 200 lirasını vermedim. Nasıl etmişim? Oh iyi. Firke Hanım çok sessiz olduğu için bugün hamaratlığını gösteremeyecek kesinlikle. Ben mutlu olmayayım da kim olsun bugün? Kim olsun? Ben olayım tabii. Kimse olmasın. Niye biliyor musun? Niye? Milyonların izlediği Kadir ezildi. Aa estağfurullah. Milyonların izlediği dış ses. Ya benim misafirim onlar, ya benim evimdeler. Tabii. Kadir ezildi ve dış ses. Firke Hanım, biz de ekip olarak sizi tanıdığımıza çok memnunuz. Bir dost kazandık. Ay teşekkür ederim. Her cumartesi muhakkak terasa kahvaltıya geleceğiz. Ay bak, buyurun gelin. Vallahi Allah bak gelin. Sözün olsun muhakkak, bak biz öyleyizdir. Öyle bir ekibiz, asla bağ koparmıyoruz. Eğer çıkışta numaranı engellemezse ben de Kadir değilim. Gel gel buraya gel. Geliyorum, ne göstereceksin? Ya Kadir arama, arama bulamazsın. Bakın buldu bir şeyler. Ay bu Kadir ezildi, o kadarını bulur bence. Oldu oldu, oraya bir şey dökülmüş. Fırından yapışmış bak. Kadir Bey, oraya ne damlamış biliyor musun? Ne damlamış? Bak size ben bugün ikramlık yaptım, kek yaptım. He o mu geldi? Evet, oradan kalmış. Kız kek nasıl damlamış oraya yani, bir saniye? Yani yağsı gitmiş galiba. Vallahi bilmiyorum ama yani bugün yarışacağını biliyorsun. İnsan orayı almaz mı? Kadir, belki senin elinden bal damlamıştır oraya. Aa, bu adama bugün ne sen? Bugün sana çıkmadın herhalde, hayırdır? Firki Hanım'ın temiz olduğunu, hamarat olduğunu düşünmüyorum. Ablam, filtreyi alıyorum şimdi. Yani bana bakarsan puan kırmalık asla bir şey yok bu filtrede. Bak adaletliyimdir çünkü. Kesinlikle öyle yemek artığı falan yok. Bir de kaç senelik makina, gayet temiz kullanmışsın. Tebrik ediyorum seni. Hakkını yemeyeceğim asla. Ama şöyle bir kenarlarını almak istiyorum. Şuralarını, şu kısımlarını. Şu aralarını da alayım şöyle. Bu okey. Şimdi şu buzdolabını çekmek istiyorum. Ben Firki Hanım'ın hamarat olduğunu düşünmüyorum. Hamarat olan insanın evinde örümcek ağı olmaz. Bak bunun yüzüne de sen ne sürdün kız, böyle bunlar dalga o dalga. Yanlış deterjan. Sen yağ sökücü sıkıp bıraktın galiba, onlar iz bırakmış. Bir de gidip kötü kötü marka alıyorsunuz, bak almayın diyorum size. Allah aşkına birini şu örümceği durdursun. Gel. Şşt, çık.
dışarıya. Ya harbiden siz mi getirdiniz de attınız bugün ya? Ay Duygu. Tabii tabii cebimizde taşıyoruz. Tabii her ekibin bir cebinde bir şey var. Bunda hamam böceği, onda tarantula. Hatta bizim Sedat Bey şey bu kalemi besliyor cebinde. Tövbe yarabbim. Tilki abla. Efendim. Burada bir saç var. Buzdolabının arkasını çekmemişler. Sen bir kova su al gel. İçine de ahşap temizleyici dök. Gel biz bunu güzelce bir silelim yerini. Şu duvarı bir almak istiyorum şöyle. Kim arkada örümcek ağ var mı? Buradan ne akmış Mükerreme şey Firki abla? Bir şey akmış oradan. Bak gördün mü sen net gör. Gel. Sanki kahve falının telvesi akmış. İki tane uzun yolun var Firki abla. Biri kısa biri uzun. Hayır olsun Allah önünü açık etsin inşallah. Amin. Birisi çok kalabalık. Bayağı arkadan konuşanın var ben sana söyleyeyim. Firki Hanım temiz ve hamarat olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı yorumlarda bile o kadar mıy mıy, o kadar yavaş, o kadar sakin ki bunu işine ve hamaratlığına yansıtacağını düşünmüyorum. Bak bak nasıl güzel, bak 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 herhalde. Otomatik sanki, bak nasıl çeviriyor. Oh. Dere geliyor dere, yaleler yaleler, kumunu sere sere, yalelenim. Al beni götür dere, yaleler yaleler, yarın olduğu yere yalelenim. Amanin aman aman, zamanin zaman zaman. Yavaş vur, dolabı kıracaksın Kadir. Yaleler, 200 lirasını da benden keser. Sil ablam güzelce ha. Buraya ne olmuş ki be? Vallahi oradan bir şey akmış Allah. Öyle bir fırtık akmış oradan ne aktığını bilmiyorum ama. Allah. Tahmin edebiliyor musun? Ne oldu? Ettim. Ne? Söylemiyorum. Ne söyle? Söylemeyeceğim. Ya, dur burada bir şey mi var bir şey mi yok, var? Yok vallahi yok. Ne yaptın? Borunun üstünü sildin yağ sökücüyle değil mi? O aktı oradan ha. Nasıl benden kaçmaz. Kaçmaz. Borunun üstündeki kir yağ sökücüyle aşağı inmiş. Yok borunun üstü değil be. Ne dolabın üstünü mü sildin sen dün? Dün silmedim vallahi dün silmedim. Orası yeni. Vallahi. Pazartesi günü misin? Ben bak kaç gündür setteyim. Duyan da diyecek ki setin önünde yatıp kalkıyorsunuz. Akşam eve sabah geliyorsunuz. Sabah 5'te kalktım akşam 9'da eve girdim. Ben de sizinle aynı eve giriyorum akşam 9. Firki Hanım boyunuz kadar kızlarınız var. Onlardan biri mi yaptı? Bence bu ne yapıyor biliyor musunuz? Reklam arasında arıyor hemen. Kızlar bir senin dolabın üstüne yağ çıkmış. Çabuk dolabı silin. Kapatıyor. Kızlar Mükerreme Hanım duşakabinin altını açmamış. Çabuk aç kız. Kapatıyor. Aa! Tülün arkası örümcek açtı. Bizimkilere çabuk bakın. Ben sen diyorsa böyle yapardım. Bunların hepsini bulan bendim zaten. Ben bunları hepsini yapıyordum ama aksi gibi işte kalmış bir yerde demek ki. Bugün ne buldular acaba? Ben de çok merak ediyorum. Bilmiyorum artık göreceğiz. Sen orayı hele bir sil. Merak etmeyin. Çok bir şey çıkmadı. Bence de yalandan biraz dolanıyorlar. Evet. Firki Hanım'ı çok daha temiz bekliyordum. Çünkü 4 gündür bütün evleri gördü ve nereyi temizlemesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Ama çok pis çıktı eve. Sonra izleyecek ki bu Kadir geziyor görmüyor da bunlar nereden görüyor? Çünkü onlar o kadar saçma yerlere takılıyorlar evet. Ki. Ben öyle takılsam var ya bir hafta önce kimseyi temiz bulamam zaten. Kadının bir tanesi demiş ki, ah kızım demiş, bugün temizlik yapa yapa öldüm hepten Allah demiş. Gelin eve gelmiş, demiş ki, ana nereyi yaptın? Demiş ki, kızım şu evin ortacını demiş, yaptım demiş. Süpürmüş, silmiş, şuraya yığmış, yani temizlikten de ölmüş. Temizliği ne? Bir yere toplamak. Çok acıklı bir hikaye. Çok dokundu bu bana, sen çalıyorsun. Kadir Bey, Allah seni almıyor ha. Kalk oradan. Allah seni almasın. Hikayenin başı mı sonu mu bellidir. O nasıl bir hikaye? Ortada temizlik yok. Gelin zannetmiş bence ki. Bence ortada bir fıkra. Firki Hanım, beklentimin altında. Kesinlikle temiz değil. Firki abla bu cam niye böyle boz bulanık? Kadir hocamın bir hikayesi var. Firki Hanım anlatsın da dinle. Evin kızı ne yapmış biliyor musun? Bu cama şey sürülür mü? Neydi o? Koyulur mu buna? Yumuşatıcıyla cam silinmez. Ya. Nereden öğrenmiş bu kızın de senin yüz karası seni gebermiyorsun. Yüz karası be utandırdım. Ha baksana şimdi Kadir'i... İsmi ne oğlum? Nilay. Kaç yaşında bu Nilay?
24. Oo! Seni gebermeye sen. Senin yaşı da anneannem çocuk büyütüyordu. Sen daha can silemiyorsun Nilay. Ki senin anan Firke, Firke. Sen burada milleti ye. Milleti ye eleştir, senin kızın kalksın yumuşatıcıyla cam silsin. Hem de Firke Hanım'ın kızı. İşte suçluyu bulup getirdik. Geç şöyle annenin yanına. Anasına da nasıl değilsin? Allah kızım, bu cama ne yaptın? Parlatıcı duydum ki parlaklık veriyor. Parlatıcıyı suya mı döktün, beze mi döktün? Beze, suya döktüm. Suya döktün. Suya döktüm. Niye peki böyle bir boz bulanıklık oldu? Onu ben de anlamadım. Deterjanları mı karıştırıyorsun, deterjanları bir araya mı karıştırıyorsun? Suyun içinde hepsini karıştırıyorum. Niye Batım öyle bir derde giriyorsun? Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor. De bol ne de olsa. Biraz biliyorum, yeni bir şeyler öğrenebilir miyim? Peki bize diye bir parlatıcı verebilir misiniz? Kızına sildirelim. Zaten ona sildirecek. Sileyim. Hayır, sen de kızın tüm kötü şeylerini söylüyorsun ekranda. Kızın kısmetini kapatacaksın. Aa, hiçbir şey olmaz. Bir cam silmeyle kısmet mi kapanır? He, bir cam için almayacaklar, salmasın. Almasınlar tabii. Zaten hem kızımızı alacak hem de cam sildirecek, öyle mi? Olmaz öyle. Ne yapacak ki? Alıp da biblo diye salonun köşesine mi koyacak? Sen aldığını salona köşe diye mi koy? Gündelikçi tutsun. Aa, sen tutuyor musun? Ben gelinime yaptırtmam. Kama karına yaptır. Hayır, cam silmek için bu değil. Bu babasını oğluma aldı da. Hey gidi Seren ablam, görüyorsun. Burada senin gibi millet çok güzel savunuyor ama evde senin o çocuğun peşine. Bunun bir tane oğlu var, 5 dakika yerine durmuyor. Atom gibi. Vallahi. Evleri indiriyor çocuk, dolapları yiyor böyle. O zavallı anasının bir deri, bir kemik, elinde bir fincan kahve, bir o yanı, bir bu yanı. Bu da burada elleri savunuyor. Şimdi. Kadir, bir şey rica edeceğim. Hiç bilmeyen birini öğretir gibi anlatır mısın lütfen? Şimdi toz bezimiz mikrofiber gayet güzel. Tamam. Parlatıcımızı bir miktar suyun içine döktük. Kadir, ver de kızımı sıksın bezi. Hah, şöyle vereyim size hanımefendi, buyurun. Bu da bezi tersten sıkıyor. Ha bak şimdi. Ha, yürü be kızım ha. Ya. Evet. Helal sana. Şimdi az önce gömüyordu, şimdi övüyorsun. Seni de bir sağa sola. Önce gömeceğim, sonra zirveye çıkaracağım. Şimdi buyurun hanımefendiciğim, üstten doğru şöyle güzelce. Evde temizliği sen mi yapıyorsun, annem mi yapıyor? Birlikte yapıyoruz. Birlikte yapıyorsunuz. Paylaşıyoruz aslında. Peki annen temizlik yaparken söyleniyor mu? Şurayı şöyle yapın, burayı böyle yapın. Hani böyle temizlik yaparken sinirli mi? Aynı anda yapmıyoruz çünkü. Anneniz temizliğinizi beğenir mi? Ben beğeniyorum. Ama az önce her şeyi anladı ki beğenmiyormuş. Helal be kızım, helal be sana. Maşallah. Nasıl parladı? Sen yanlış bir şey mi koydun kızım buna silsin da beni? Silsin, daha arka tarafını da sileceğiz, sil sen. Şimdi bir de iç tarafını silelim hanımefendiciğim, buyurun. Kapatıyorum camımızı, buyurun böyle. Şöyle bir Firke ablacığım, sen kontrol edin, anası olarak da. Nasıl sildin? Aferin be sana. Bak. Helal olsun. Ey be, seni Firke doğurmuş. Ey evet gide. Be. Ya gördün mü? Şimdi burayı hadi da biz sileriz. Sil, orayı biz sileriz. Yok yok, orayı biz sileriz. Gördüğün gibi yani yine parlatıcı kullandık ama doğru yöntemle kullandık. Sen biraz fazla döktün galiba beleş olunca. Evet, babanın evinde bolluk israf et ama gittiğin yerde böyle israf edersen. Öyle bir gidek de. Buradan Nilay Hanım'a tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. Kendisini uğurluyoruz. Firke Hanım'a devam ediyoruz. Buyur, yine eksik olursa çağırırız biz seni. Daha iki kızımız daha var. Daha iki tane daha varmış. Birini bulaşan birini çamaşırına çağıracağız. Yanlış. Evet, kızı gönderdin, hemen yanlışa baktın. Yanlış. Heh, sen anlat hele. Bugünlere nasıl geldin? Köyde doğdun, kaç senesinde evlendin? Ondan sonra tarlada mı çalıştın? Ne oldu? Hele bir anlat. Ordu'da doğdum. 5 kardeşiz. Kardeşimin bir tanesini geçen sene kaybettik. Ay, 4 kardeş kaldık. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hasta falan mıydı yoksa ani? Kaza geçirdi ani. Trafik kazası. Erkek yok mi kız mı? Erkek. Erkek kardeş. Ağaç düştü kafasına. Ordu'da mı düştü? Fındık falan mı yoksa hani? Ya pelit ağacının altında kaldı. Oo. O mu kesiyordu, başkası keser? O kesiyordu. Yani fındık bahçesinin kenarlarını yapmak için motorla dibine gidiyor ağacın. Onun aslında motoru keserken kardeşimin üstüne dönüyor. Orada vefat etti. Kaç yaşındaydı? 34. Çok da gençmiş. Evli miydi? Evli. Çocukları var mıydı? 2 tane. Biri 5 yaşında, biri 3 yaşında. Oy, çok da küçükler. Buralarda mı yoksa memleketteler mi? Buradalar. Gelin annesinin yanına yerleşti buraya. Onlarla kalıyor. Evet. Allah yardımcısı amin, olsun. Amin. Ama itibatınız falan hala var, görüşüyorsunuz. Var, var, var. Ha, güzel. Çocukların arkasında siz varsınız en azından. Çok şükür. Babaların emaneti olarak da. Allah size ömür versin amin ondan kalanlara. Amin inşallah. Evet, hayat bir şekilde devam ediyor ama acılar hep içte işte. Çok zor bir şey. 34 yaşında ne demek genç için? Evet. Firke Hanım, kocanızla nerede tanıştınız? Kocamla köyde, ay nerede tanıştım biliyor musun? Bir gün inek otlatmaya gittim.
Bu da yine hotlatırken beni görsün orada. Gitmiş anasına söylemiş. Demiş ki filanca da demiş bir kız var. Gidin onu bana isteyin. Gidin onu bana isteyin. Bunun dayısı beni hep görüyormuş. Tamam mı? Dayısının yolu da hep bizim kapıdan geçiyordu. Demiş ki dayısı. Dayısı da hep sürekli beni su istiyordu. Adam meğer yeğenini isteyecekmiş beni. Önce suyu istediler sonra kızı istediler. He? Ondan sonra... Baktı ki bardağız temiz mi? Tabazdan çatazdan bir şey yerim içiliyor mu onun için? Öyle demiş, öyle demiş. Ha bak ben ya ben ne kadar öyle zeki demiş. Bir adamım. Filanda demiş bir kız var demiş. Çok iyi, çok temizler falan demiş. Niye öyle pişman olmuş gibi anlatıyorsun? Sanki keşke o suyu içmeyeydi de beni de almayaydılar gibi. Yok yok şaka yaptım. O böyle. Suya sebep bugün dubleks dairede oturuyorsun. Yani aşk olsun. Ha. Ondan sonra cima bize geldiler istemeye bizim görücüyle. Görücü usulü evlendik biz. Firki Hanım gençler görücü usulünü duymuşlardır muhakkak ama nasıl olduğunu bilmeyebilirler. Onlar için biraz ayrıntılı anlatır mısınız? Görücü usulü nasıl oluyor? Şimdi seni görücü usulü demek. Görüyorlar, geliyorlar. Sen hiç kimseyi tanımıyorsun. Diyor ki bizim diye işte bir oğlumuz var. Kızla diyor tanışsın, görsün. He dersen geliyorlar. Arada bir aracı oluyor. He, arada bir aracı. Konuşuyorsun ama uzaktan öyle. Hani elini tutayım, ayağını tutayım, gözüne bakayım, kaşına bakayım yok. Nerede görüştünüz? Bizim odada. Odada başka kim vardı? Anam var. Ondan sonra ama anam şöyle bakıyor bize. Gözünün ucuyla sizi gözümün biliyor. Ucuyla bakıyor. Ondan sonra anam bakarken anam konuşacağın adamla. Ben de ondan sonra kaşına baktım, gözüne baktım. Adam sağlam. Adam size ne dedi? Adam sağlam. Bir şey diyemedi bana. O da bana bakıyor sadece. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Böyle. Ben de iyiyim. Sormadın mı? İşte ne bileyim ayak mantarın var mı? Dişin çürük mü? Gece horlar mısın? Adam nereye soruyorsun kız? Öyle sen konuşsan nerede öyle konuşmak? Anandan sebep konuşamıyorsun. Tabii canım. Ben, ama ne tuhaf ben... ömür boyu aynı adamla kalacağım. Yani belki adamın pis pis hastalığı var. Ben ne bileyim ağzım akar, burnum kokar. O zaman onu düşünen kim? Bir de benim kocam ne biliyor musun? Ne? Bir evin bir çocuğu, erkek. Hmm. Anam bir evin bir oğluymuş. Gittin burnundan döktüler. Bir de o döktüler. Zamanlar şey yapıyorlar bunlar halı dokuyor. Bizim orada da o zaman halı dokursan köyün zenginisin ha. Bir de kapıdaki çift şeyin varsa öküzün varsa köyün ağası. Daha sırtın yere gelmez. Şimdiki lüks arabalar o zaman öküz arabası. Yani öküzü varsa arabası varmış tabii gibi. Tabii canım tabii. Peki zengin yere gittin. Tabii. Gün yüzü gördün mü? Gördüm gördüm çok gördüm. Şükür. Kaynanan maynanan sorun yaşattı mı sana? Kaynanamı ben çok seviyorum. O derece. Bence sen kadını bastırmışsındır yok, zaten. Yok. Vallahi yok. İyi o zaman sen iyi yere gitmişsin. E hani çile nerede burada? Bir sabahtan beri çile bekliyorum. Ben bir çile görmedim. Bir eli yağda, bir eli balda, öküz satıp gelip... Ya o zaman o bir elin yağda, bir elin balda ne vardı? Yokluk vardı o zaman. Yokluk herkeste vardı yokluk ama bir var. De gaddar kaynanaya... Hem açsın hem gaddar kaynananın elindesin. Bunların yanında sen gene sefa sürmüşsün Firki Hanımcığım. Kusura bakmayın yani. Peki İstanbul'a ne zaman geldiniz? Bundan 20 yıl önce. Niye geldiniz? Yani kocam burada çalışıyordu. Ne iş yapıyordu burada? Yani burada çalışıyordu. Özel bir yerde çalışıyordu. Özel bir yerde, özel bir firmada çalışıyordu. Bekar evinde kalıyordu. Senin de aklın kaldı. Tabii benim de aklım kaldı. Kayınbabam da sonra dedi ki bana kıyamadı. Dedi ki sen dedi benim dedi oğlumun yanına gitti. Olmuyor dedi. Beni mi düşünüyor oğlumu düşünüyor onu da anlamış değilim. Oğlunu düşünüyor tabii. Bence çorabı de... yıkamıyor yemeği yok. Safım benim sandın ki senin derdine düştü. El adamı acır. Elini iyi sormaz. Dayı sormaz bunu sakın unutma. Olmaz olmaz. Firki Hanım İstanbul'a ilk geldiğinde temizliğe gitmiş. Ha, çalıştın mı sen de burada? Tabii ki. 7-8 yıl ben temizliğe gittim. Apartmanlara mı evlere mi gittin? Evlere, apartmanlara her işi yaptım ben. Camileri bile temizledim. Ay maşallah Allah kabul etsin. Amin. Peki ne kadar süre sonra siz ev aldınız? 20 yıldan sonra önce aldım. Karı koca sırt sırta vermişler. Eğer bir taraf hızlanırken öbür taraf harcasaydı yapamazdınız zaten. Çocukları okuttuk. 3 tane de çocuk tabii, var. Tabii 3 tane de çocuğumuzu okuttuk. Büyüttük Allah'a şükürler olsun. Burayı da aldık. Oh daha senin sırtın Allah yere gelmez. Allah'a çok şükürler olsun. Daha bu firkeyi hangi mükerreme yamultur? Ey gidi. Kalk şu camın da diğer yerini silelim. Ondan sonra yukarıdaki çamaşır makinesinin arkasını çekeceğim. Aklım orada. Al Firki ablacığım buyur. Çamaşır makinesinin lastiğinin arasındaki o pislikler, çamaşır makinesinin arkasındaki tozlar, mutfaktaki gaz vanasının ve kabloların geçtiği yerlerdeki örümcek ağları, toz birikintileri beni şoke etti. Nargilemin dumanı, lele gümüşlenmerdi bana, gümüşlenmerdi dumanı. Ne oldu? Nazara geldi. Nazara geldim gözü kör olmaya sıcaların gözü çıksın inşallah. Burası da dağda bir güzel. Ya. Bir şey diyeceğim, senin bu koltukların daha şık. Niye bunları kullanmıyorsun aşağıda? Biz genelde burada oturuyoruz, onda. Firki abla burası da çok güzelmiş. Allah ağzının tadıyla olup tuttursun. Amin inşallah. Allah herkese malının tadını aldırsın. Amin. Güzel, şimdi makinemizin deterjan gözü. Burası Firke'nin evi, Firke'nin. Firke'nin makinası. Anam İçinden mis gibi yumuşatıcı kokusu geliyor. Az da hortumunu çıkarıyorlar diye kalkınca... Baksana ya şunun içine bir bak. Ha baksın, baksın, çağır. Sadece sen bunu ıslakken kapatmışsın galiba. İçinde biraz ıslaklık kokusu var Firki abla. Olabilir.
Tilki abla, bunun altında saçlar var. Kesin Mükerem'e saçı düşmüş dura buraya. Kerem kafalı duygu, kız. Duygu. Bak, sevgi. Görüyor musunuz? Bak bak bak. Oo kız. Bayağı bayağı saç var bunun altında. E temizleyin o zaman orayı. Sen burayı sil Fikri abla, ben bunu atayım terastan. Firki Hanım, herkesin evine pis, pis, detay, detay dedin. Nerede senin detayların? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi etaba geçiyoruz Kadir. Hem de çok zorlu bir etaba. Yalnız öyle bir etap ki, öyle bir etap ki... hem gözün, hem burnun, hem miden, hem dalağın hem döşün ağrıyacak. O derece kötü bir etap. İn aşağı geliyorum Firki abla. Hazırlan, çabuk. Evet, şimdi Firki abla etap için hazırlanmaya gitti ama etapın kokusundan haberi yok. Şimdi ben de iniyorum ve etap başlasın efendim. He bu arada... Evet, geliyoruz ve muhteşem etap bizleri bekliyor. Hazır mısın Firki abla? Evet. Gözlerini kapat. Yavaş. Ay yüreğim güm güm ediyor. Sen gözü kapalı inersin bu merdivenlere, in. Bu arada bir şey diyeceğim, canlı şeylerden korkar mısın? Canlı mı? Böyle kıpırdayan mıpırdayan. Aa vallahi ya. Gel, kapat gözlerini. Getir ellerini. Getir. Çek fişi, bitir işi. Firki abla, 3, 2, 1. Ana! Ömründe bu kadar pis, bu kadar kötü kokan bir dolap gördün mü? Ay. Evet, şöyle göstereyim senin seyircilerine bakın. Domates, biber, patlıcan. Artık kıymalar, çürümüş havuzlar. Patlıcana bak, patlıcana. Şimdi en kısa sürede bunu en iyi şekilde temizlemen lazım Firki abla. Ana. Yerlensin şöyle. Bunu yerlensin. Siz mi yaptınız böyle? Yok, Birleşmiş Milletler gönderdi yani bize. Bunu nerede ekşitiyorsunuz böyle? Güneşi açık bırakıyoruz, salça kurutur gibi. Bizi hiçbir zorluk korkutamaz be. İmkansız da zamanımızı alır. Getir şunları. Peki, o zaman leğenimiz, deterjanımız, haydi doldur suyunu. Başladı, süren bak gidiyor şu anda. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1 başladı. Firki abla hızlı ol. Oluyorum, oluyorum. Dur, suyu doldurmam lazım. Bak daha bu raflar yıkanacak, salçalar arınacak, lastikler temizlenecek, makarnası toplanacak, kıymaları bilmem ne olacak. Oo, oh, makarnaya bak. Oh my god. Firki abla iyi gidiyorsun var ya bu arada, biraz daha hızlan çok güzel gidiyorsun. Firki Hanım, hızlı olmanız lazım biliyorsunuz değil mi? Bak en hızlı olma, en hızlı şekilde bitirmen gerekiyor. Bakın bir iki saat sonra 15.000 lira sizin olabilir. Ay inşallah, ne yapacaksın 15.000 lirayı Esat'tan? Daha dublex almıştın, ne istiyorsun 15.000 liraya? Adam bu 15.000 lirayı kazanırsam hakikaten kazansın. Rabbim hayırlıysa nasip etsin, hayırsızsa etmesin. Tamam, reklamları geç, gerçeğe gel. Ondan sonracığıma, oğlumun üniversitesi var ya, ona harcarım. Bir de kardeşimin yetimleri var ya. He. Onlarla paylaşmayı düşünüyorum. Onlara bir şeyler alacaksın. Ay maşallah. Yap 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 ablam yap ha. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Firki Hanım yaptığı yorumlarda mıy mıy, sakin, sessiz, yavaş ve bu da işine yansıyacaktır. Bana göre Firki Hanım temiz ve havarat değil. Hadi Firki abla, süren gidiyor bu arada, gözünü seveyim. Ama iyi bitti ha, bir şey kalmadı. Helal olsun kadına. Bak nasıl da işe kendini veriyor. Evini bile gözü görmüyor. Ben bunu ölsem salonumun ortasına sokmam. Niye benim salonumun ortasına koydunuz o zaman? 15 bin lirayı sen alacaksın, ben mi aldım? Kadir, sen o yeni evine bir geç de gör bak ben sana neler yapacağım. He, ben de kapı açık bütün gün seni bekliyorum zaten. İşim gücüm var, ben seninle uğraşamam orada. Aa, gece yarısı beni eve almayacak mısın? Gece yarısı senin benim evde ne işin var? Ortada git çoluğunun çocuğunun başına. Ben kalkarım, bir yerlerimi siler süpürürüm, benim işim gücüm var. Ben anneme bile diyorum size yedek anahtar vermeyeceğim, zırt pırt çıkmayın yukarılara. Ramazan'da her imsakta sendeyim. İmsakta bile, iftarda da değil. Seni mangala çağırırım hafta sonları, terasta barbekü yaparız. Ben öyle sosyete şeyleri sevmem. Mantı açarız balkonda.
Seni erişte kesmeyeceğim. Köyün delisi. Ne istiyor? Mangal yakayım diyorum. Hiç. Yap zengin işi diyor. Gel o zaman tarana kur. Anneannem de aynı apartmanda. Hep birlikte kesme mantı keseriz. Annem de alt katta. Oh cümbür cemaat bir aradayız. Kız Firki abla maşallah vallahi elini iyi ha. Şaka değil değil mi? Şaka değil, gerçeksin sen Firki abla. Eli işte ağzı dişli. Bunları kullanabiliyor muyum? Yok onlar yer bezi. Vallahi güzel yaptı. Eline koluna sağlık Firki abla. Süreni çok merak ediyorum ama süreni ancak günün sonunda öğrenebilirsin Firki abla. Bitti mi Firki abla? Bitti dedim mi kapatacağız? Tamam mısın? Tamam. Evet. Şu kapaktaki lekeyi de silin. Firki ablamın eline koluna sağlık. Eski bu. Eski eski. Tamam mı? Tamam da olsun, olsun olsun. Tamam. Evet gördüğünüz gibi Firki abla dakikalar içerisinde elinden geleni yaptı. Eline koluna sağlık diyorum. Hızlıydı ama daha hızlısı var mı onu daha sonra açıklayacağız. Onu artık saatler sonra haftanın son gününde belli edecek herkes kendini. Hazır mısın Firki abla? 7 çeşit menü belirlemişsin. Sen de yine güveniyorsun. Heh bu kadar iddia olur mu? Olur. Millet hazır kurabiye yetiştiremedi. Sen el açma börek yapacağım diyorsun. Çünkü sen bir firkesin sen. Bir firke kolay yetişmiyor. Bir firkesin sen. Her yeri silip süpürecek. 2 saat içinde yemekleri yetiştirecek. Bakalım 15.000 lirayı acaba kim alacak? Şimdi o zaman ne diyoruz? Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin. Haydi bakalım mutfak etabına gidiyoruz. Harkeler şişiyor. Ortalıkta rezalet. Kalk dünya yanıyor bizim. Bir harman otobüs yan. Hadi hadi kucakla şu dolabı. Dur dur aman. Aman. Çekil abla. Çekil. Hamur kabarırken biz onu hazırlıyoruz. Tamam. Sonra arkası şak 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 zaten oo, geliyor. Ham ham şaralon bitiriyoruz. Bir şey anlatacağım. Ben kendimi riske atar mıyım? Şuna bak, şuna bek, bek. Kuzu çevirme sorma. Bunlar ya. Salçayla bir tur daha döndürdüğümüz soğanların üstüne muhteşem karadenimizin ekşi mi ekşi lezzeti mi lezzeti fasulyesini ilave ediyoruz. Ne yapacaksın cevizi? Cevizi ufalayacağız bir sağdan soldan vur gitsin. Sağdan soldan vurayım mı? Ha. Evet Birki Hanım'la haftanın son mutfağındayız efendim. Kız bir canlansana öyle don don bakıyor gözün kör olmasın senin. Birki ablama bir anda bir sakinlik çöktü çünkü heyecanlı şu anda. Heyecanlıyım. Haftanın son mutfağına girdik. Son yemekleri yapacağız. Birki abla için bugün mutfaktaki süre çok önemli. Çünkü Enem Arat benim tarihinde tam tamına 7 çeşit yapıyor. Seninki iyi bir cesaret. Tebrik ediyorum. Ama inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin izin verir de yetiştirirsin. Amin inşallah. Yetiştiremediğin takdirde zaten ev küçük diye eleştirecekler ya, eleştirdiler ya. Yandı. Menüyü de yetiştiremezsen yanarsın. Yandı. Vallahi kendini oturacak yer ara buralarda. Aynen öyle. O yüzden şimdi önceki 7 çeşit menümüzü bir sayalım. 1. Yoğurtlu patates salatası, kıymalı gül böreği. Evet. Minik pizza. Evet. Cevizli tarçınlı kurabiye. Evet. Tatlı da tıraliçemiz. 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 Bir şey geçiyoruz. Karadeniz usulü bir şey var. Geçiyoruz oraya ha. Geçiyoruz. Şimdi bu İstanbul. Ha, İstanbul'u bitirdi. Karadeniz'e rotamızı çevirdik. Karadeniz'e gidiyoruz. Ve Karadeniz'in fasulyesinden, karalahanasından turşu kavurması. Oh mis gibi. Karadeniz'in gürgen ağaçlarının dibinden topladığım, ellerimle topladığım size kirmit kavurması yapacağım. Kirmit dediğimiz mantarın bir mantar. Çeşidi oluyor arkadaşlar. Biz, ben ilk defa görüyorum bunu. Biz, şimdi önce hangisinden başlayacağız? Süreyi başlatacağım çünkü. Hangi yemekten başlıyoruz? Önce ben patatesimi ateşe koyuyorum. Hayır. Niye? Bence daha güzel bir planlama yapmalısınız. Bir şey diyeceğim. Yufkaların hamurunu yoğuralım dinlensin. Bak. Kadir yarışmacımızın boyu kadar çocukları var. Bırak da kendisi yapsın planlamasını. Peki buyurun hanımefendi. Birki Hanım nereden başlıyoruz? Önce hamurdan başlıyoruz efendim. Heh. Hamurumuzu bir kenara alıyoruz. Patatesimizi ateşe atıyoruz. Onun arkasından turşumuzu, onun arkasından kirmidimizi, onun arkasından kıymaya geçiyoruz.
hamur kabarırken biz onu hazırlıyoruz. Tamam. Sonra arkası şak 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 zaten geliyor. Ham ham şaralon bitiriyoruz. Bir şey anlatacağım. Ben kendimi riske atar mıyım? Ben daha önce bunları denemişim. Kendime saat tutmuşum. Komşumu çağırmışım. Dedim ki sen Kadir'sin. Bir dakika. Sabah sorduklarında denemedim dediniz. Merak etsinler. Bence beklentiyi düşük tuttu ki vursun bir anda. Evet. Ha? Sen çok fenasın var ya. Kadir görüyor musun kadının yaptığını? Komşusunu bir köşeye oturtup sen Kadir'sin demiş. Ama bir şey diyeceğim. Bir kimse asla bir ben olamaz. Beni annem bile bir tane doğurmuş ikinciyi yecerememişken ya. Kim benden bir tane daha olabilir ki? Yok olamaz. O çakmaydı. Çakmaydı. O çakmaydı. Peki çakmasıyla iki saati yetiştirdi ama bakın orijinalleriyle iki saati yetişecek mi? O da var tabii. Peki o zaman 3, 2, 1 süreyi başlatıyorum. Hemen böreklik hamurun malzemelerini veriyorsun. Patatesleri ocağa atıyorum. Hamurumuzun malzemesinde 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tutam tuz. Menü çok güzel. İnşallah yetiştirir. Eğer yetiştiremezse Duygu ve Mükerrem'den eleştiri alır. Şimdi sütümüz ısınıyor ve yağımızı alıyoruz kenara. Yağımızı koyuyoruz bir bardağa. Kaç yumurta kırıyoruz abla? 1 tane yumurta kırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen lezzetini ver. Amin inşallah. Evet bir tane koyduk. Sütü ısıtacağız. Sütü niye ısıtıyorsun? Çabuk gelsin. Çabuk mayalansın. Tabii ki. Ama tam ısıtma değil, ılıtma diyebiliriz. Ilıtma diyelim. O gün Mükerrem abla mayayı birden içine attı. Dedim ki abla dedim bunu bir bardakta tabakta bir köpürseydik dedim. Yok dedi sonra da hamur köpürmedi. O zaman geç geliyor işte olmuyor o. Şeker ve mayayı çarpıştırıyoruz ki çabuk gelsin. Bu şimdi çarpışıyor ve çabucak gelmesine bu vesile oluyor. Şimdi şekerle mayayı çarpıştıracaksın her zaman. Şekerle bir hamur yoğurunca şekerle evet. Mayayı dövüştürüyoruz. Evet. Bu biraz böyle poğaça hamuru gibi ama yufka hamuru gibi değil aslında. Yufkadan unsur tuz olur diyorlar ya. Bu değişik bir börek galiba. Ya Allah ya bismillah. Ben sana kaşık vereyim istersen. Tuz. Tuz bak al tuz burada ablam. Ablam tuz burada bak burada. Ben elimle koyacaktım da. Tam oradan al koy. Kıymalı gül böreğini çok severim. Layıkıyla yaparsa benden geçerli bir not alır. Hamur güzel oldu yalnız. Olur bak. Tabii. Bu masa ama hiç hamurluk masa değil. Enleniyor da enleniyor fay hattı gibi. Şahmaz. O hamuru yoğururken bir yandan bir şey yapayım ben. Süre geçiyor. Evet. Şey, soğan doğrayabilirsin. Soğan doğruyorum bana. Hemen. Hemen bir baş soğanı doğruyorum acilinden. Bir tane yeter mi abla? Yetmez. Hatta doğra bir sürü daha. Soğanla bir sürü işim var benim. Doğru ablam doğru. Haydi bakalım yoğuruyoruz hamurlarımızı, soğanlarımızı doğruyoruz. Çünkü bizim tam tamına 7 çeşitimiz var. Yandı gözlerim. Ağlama. Yalan olsun sizlerim. Yandım. Benim tüyomu kullansana Kadir. Ne yapacağım? Doğrama tahtasına sirke dökeceksin. Yandı gözlerim. Yanar tabii. Hadi sen şimdi büyük sözü dinle boşalt o tahtayı. Sonra sudan geçirip üzerine bir sirke dök. Bir de öyle doğra. Bakalım yine gözün yanacak mı? Bak kadının soğanları sirke kokarsa günahı boynuna. Sen yap bakalım benim dediğimi. Görelim ne olacak. Hanım, siz de pizza hamuruna başladınız galiba. Ablam pizza hamurunun tarifini ver bak onu çok ister hanımlar. Herkes tutturamıyor çünkü. 1 su bardağı süt, 1 tane maya, 1 tutam şeker, 1 tutam tuz ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Çok güzel. Bu arada Kadir gözün yanıyor mu? Yanmadı ya gözüm. Esrahtan yanmadı gözüm. Vallahi yanmadı gözüm. Kız bu adam vallahi bazı şeyleri biliyor ha. Bakma sen arada çok konuşuyor diye ben bu adamı fazla kaleye almıyorum ama cidden biliyor. Hemen şu soğanların yağını koyalım bir an önce kavrulsunlar. Hemen. Aynen öyle. Hadi ablam hadi gözünü seveyim. Hadi
ama biraz hızlanın. Hadi hadi Sevgi abla, Firki abla gözünü seveyim. Kadir, Sevgi Hanım seni andı. Vallahi ki ben de Sevgi'ye taktım. Dur biz gayet iyiyiz. Merak etme. Şu an gayet iyiyiz. Ne diyordum ben ya? İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Bir şey diyeceğim, sen Orhan Tepe'yi biliyor musun? Üç ayak. Kim, ben mi? Sen. Üç ayak bir de. Üç ayak. Ya Rabbi ya Resulullah. Derrole'den derrole, derrole'den derrole, derrole'den derrole, derrole. Tabancamı sapuneye gülle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamı sapuneye gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Derrole, 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 derrole. Nefesim yerlerinden çıkıyor. Gel, gel devam edeceğiz. Gel. Süre gidiyor. İşte bak, değil Kadir seni böyle alıp havaya sürükledi mi? Hayır. Sürüklemedi. Ya, o zaman yetiştirirsin tabii. Şu an bak abla, görüyorsun ne kadar heyecanlıyım sana yardım ediyorum diye. Evet. Ya. Vay, 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 vay. Biz bu boş kolaşır mıyız? Neler öğrendim neler. Nasıl ama, iyi değil mi? Gözlerin yanmıyor. Vallahi ya, vallahi yemin ederim. Kadir hadi bu püf noktayı bir daha söyleyelim. Evet hanımlar beyler, size inanılmaz püf nokta. Eğer mutfakta gözleriniz soğan doğrarken yanıyorsa, bergen gibi acıdan kavruluyorsanız ne yapacaksınız? Hemen doğrama tahtasına çok az biraz sirke süreceksiniz ve gözyaşınıza son. Bunun da sebebi tabii ki de bize muhteşem ellerini bir göster. Dış sesimiz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alt tarafa da yazalım, dış sesin tarifi. Heh, muhakkak oraya ismini koyacaksınız ki geri kalın. Menüyü çok karışık buldum. Birbirine hiç uygun değil. Evet, bazı tatlar beş şeyine uygun ama karışık olmadı. Evet Pirke Hanım, nasıl gidiyoruz? Vallahi şu an süper gidiyoruz ya. Yıldırım gibiyiz, yıldırım. Süper gidiyoruz. Ama tatlıya geçemedik henüz daha. Orada da bir maden yok hala. Henüz bir şey yapılmadı çünkü. Geçiyoruz. Sizce şu an kaç dakikanız geçmiştir? 20 dakika en fazla. Vallahi zehir gibisiniz. Tam 20 dakika geçti. Abla tatlı evet. Nedir? Tatlı ne yapıyoruz? Onu söyle, tatlı ne? Bir suba atırılçı. Hayır, tatlının adı ne? Tıraliçe. Evet. Geçenlerde Gökhan yarışmacımız yapmıştı, çok da güzel olmuştu. Trileçe. Trileçe. Şimdi trileçenin malzemelerini şu kameramanımıza bir say, seyircilerimize bir say. Evet. Siz durun ben sayayım. Evet, işte trileçenin malzemeleri. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 su bardağına ek 1 yemek kaşığı un. Evet Kadir, o salçayı neye koyuyorsun? Kirmit mantarımız için bu kaşı salça iyi mi? Aa, bir dakika, ay ona kapya katacağız. Tamam, salçadan al. Önce mi katacağız? Evet. Kapriyi hemen doğruyorum şimdi. Küp küp mü istiyorsun? Evet. Tamam. Şöyle alayım seni. Tamam. E niye boş camı koydun içine? Az kızsın. Az kızsın. Bir şey diyeceğim, kızınca o içine dökünce sönmez mi birden? Öyle mi yapıyorsun sen normalde evet. De? Niye kızdırıyor mesela? Püf noktası ne onun? Dibine tutmuyor. He, bu eğer cam kaseyi fırında ısıtıp dökersek dibi tutmuyormuş. Hı, iyiymiş. Evet. Bu kıymanın içine ne koyacağız? O kıymanın içine salça, karabiber, kekik. Salça nasıl, iyi mi? Az daha koy. Çabuk 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 çabuk. Hadi abla, süremiz geçiyor. Gözünü seveyim bak. Daha 7 çeşitimizden birkaç tanesinin içini yapabildik. Hiç merak etme sen. Pirke Hanım, ne o attığınız bize de gösterin. Kirpeği, ama neydi kızın adı? Kirmit. Kirmit, bakın kirmit, bakın mantar. Kirmit kavurmanın ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağım, göreceğim. Umarım zahmetli ve emek isteyen bir şeydir. Kirmiti sosun içine şu an gönderiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Soğanla salçayı güzelce kavurduk. Üstüne kapri biber ekledik. Onu da kavurduk. Sönen kapriberlerin üstüne kirmit mantarını evet, ekliyoruz şu anda. Ekledik ve karıştırıyoruz. Kıymalı börek içinde kıymayla soğan kavruldu. Üstüne salçamızı ekledik. O soğanlar ne? Anam boyuna soğan kavuruyoruz. Bu da turşu, bu da turşu. Bunları turşu kavurması için evet, soğanlarımızı yağ bunları koyacağız. Bunları da şey yapalım. Şu böreği bir alalım. Patatesimiz biçti mi acaba bizim? Çatal basıralım. Ama trileçeyi bekliyoruz cama dökmek için. Bunu böyle kesmeden koymuşuz, bu bir şey mi? Öbür türlü su tadı oluyor diyorlar. Ama bu yani bu keyif işi değil ki.
E şimdi lezzetine de bakıyorlar şimdi ya. Şimdi lezzetine de bakıyorlar da ondan sonra... Normalde sen soyup doğrayıp mı haşlıyorsun? Hayır, kesiyorum. Ha, ortadan kesiyorsun. Ortadan kesiyorum. Tilki abla, bu kıymaya baharat ne atacağız? Salçalar tamam dağıldı. Kekik, karabiber attım. Kekik yok, hiçbir şey atmadım, sana soruyorum. Kekik ve karabiber. Nerede but karabiber? Bir daha atıyorum mu? Helal be, evet. Ya helal nanesi, be. Nanesi, bak bu nane. Nane var mı at, bunda? Azıcık at. Tamam. Haydi be. Şuna bak, şuna bek, bek. Kuzu çevirme bunlar ya. Kirmit kavurma, bu zamana kadar hiç duymadım ama önüme tanıdık bilindik bir tat gelirse neden kirmit diye koyduğunu da ona soracağım adını. Lezzetli olursa puanım ona göre olacak. Bir şey diyeceğim, bu patatesi yukarıdaki ocağa koyalım diyor. Ocak bize yetmiyor çünkü şu anda. Hadi o zaman götürün yukarıya. Abla ellerin yanar öyle. Yanmaz. Ben o arada diğer soğanı koyuyorum ocağa. Ben kesinlikle turşu kavurmasından nefret ederim. Beş çayına da hiç uygun bulmadım. Evet, şu anda önümüzde ne var? Karadeniz'in en meşhur fasulye turşusu. Fasulye turşusu. Ben bunları böyle yemeyi seviyorum. Al. Karadeniz'in sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Evet. Oh, o bıyıklı ağzıyla da nasıl... Derya bunlar, ya. Derya. Bunlar var ya, of, istavrit gibi düşün bunları. Evet. Bunun içinde ne var kız, bu yapraklar ne? Karalahana. Karalahana onlar. Neyse, onlar da koyuyor musun içine? Ah, bunlar da doğru. Tamam. Hemen soğanımızın içine atıyoruz. Evet. Ona azıcık şey yapıyorsun. Şöyle ekrana karşı bir döndür, şunu at içine. Evet. Hadi. Hadi bir çevir. Salça ekleyelim. Salça mı eklenecek? Evet. Hemen o zaman şuradan salçamızı ablam koyuyoruz. İyi mi bu salça? Tamam, yeterli. Salçayla bir tur daha döndürdüğümüz soğanların üstüne muhteşem Karadeniz'in ekşi mi ekşi, lezzeti mi lezzeti fasulyesini ilave ediyoruz. Ve neye geçiyoruz? Şimdi tavamızı, tepsimizi alıyoruz. Tatlımızı. Artık şu Şükrü Aliçe bir fırına girsin. Tatlımızı yolluyoruz. Peki abla, bu soğanlar okey mi? Fasulyeyi atıyor musun? Evet evet, hemen onu yolluyoruz. Hadi. Evet, traliçemiz hemen fırına girdi. Bu arada 200 derecede rezistansta pişiyor. Evet, kızarmasını bekliyoruz. Buna süt müt aldırdın mı sen her şeyi? Aldırdım. Sütü ne sütü bunun? Sütü inek sütü. Ha tamam, okey. İnşallah traliçeyi üst sütten yapar, keki kabarırsa benden tam puan alır. O zaman... Şimdi. Bu bitti mi? Pişti mi bu? Pişti. O zaman dur, ocağın üstüne koyayım. O zaten pişmiş. Burada. Hemen ben cevizi alabilir miyim, cevizi? Ne yapacaksın cevizi? Cevizi ufalayacağız, bir sağdan soldan vur gitsin. Sağdan soldan vurayım mı? Kadir, senin bu yaptığını ben yapsam yapımcılarımız beni işten kovarlar vallahi. Ama tutamadım kendimi, ne yapayım? Sağdan soldan vurma ne demek yani? Ezecekle mi, torbayla mı, ne yapıyoruz? Ama bizim yapımcılarımız bu adama ne yapıyorlar? Götürüp kalamışta kalamar yediriyorlar. Canım ablalarım, din gittik, dünyanın kalamarını yedim. Buradan yapımcılarımıza sesleniyorum. Bu programın tek çalışanı Kadir değil. Kamera arkasından montajcısına kadar bütün ekibin bu işte emeği var. Bize de moral versinler, bizi de yemeğe götürsünler. Ya sen zaten gamsız adamın tekisin. Onlar sana dayanabilmem için bana moral veriyorlar. Seni çekebilmem için bana moral veriyorlar. Yumruğu yiyen ben, zoppayı yiyen ben, oklavayı yiyen ben, yerden yere vurulan ben. Ondan sonra seni bir de götürsünler yemeğe. Ben sırf bu program için karate kursuna gittim. Adam program için her şeyi yapmış. Şey kız, şey poşet ver, bir şey ver şunu, döveyim. O poşetin nerede? Abla hadi hadi, gözünü seveyim. Çabuk bak, bir saatimiz geçti. Bir saat ne demek? Daha börek açılacak. Dur, he, dur, beni şaşırtma, dur. Firki Hanım, siz şu anda ne yapıyorsunuz? Kurabiye, cevizli tarçınlı kurabiye yapıyor. Evet. Cevizli tarçınlı kurabiyenin malzeme listesini hemen sayıyorum. Bir çay kaşığı pudra şekeri, bir yumurta beyazı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket margarin, 5 su bardağı un, bir çay bardağı ince dövülmüş ceviz, bir çay kaşığı dolusu tarçın ve bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu. Bakalım bu kurabiye böyle kıyır kıyır olacak mı, dökülecek mi, ağzımızda dağılacak mı, hak ettiği gibi yapabilecek mi? Şu an kirmit kavurmamız bitti.
turşu kavurmamız bitti. Kraliçemiz fırında. Çok az kaldı. Böreğimizin hamuru yoğruldu. Böreğimizin hamuru yoğruldu ve içinin harcı hazır şu an. Şimdi de tarçınlı cevizli kurabiyeyi yapıyorsunuz değil mi? Evet. Onun şeklini veriyorum ve tüm hızla kıymalı böreğime geçiyorum. Abla şu hamur açmanı görmemiz lazım bir an önce. Haydi. Aa, tabii ki zevkle. Kıymalı gül böreği el açması güzel olacağını düşünüyorum. Umarım benim mantımdan sonra aynı hataları onda da yapmaz. Lezzetli olursa puanım ona göre olacak Firki Hanım'a. Kurabiyeler fırına giriyor. Evet. Bakalım. Ben şimdik. Evet, şimdi neye geldik? Yukarıdaki şu patatese bir bakayım. Ben ona biraz şey koydum, su koydum çünkü çok şey pişmemişti tam. Hop pişmiş. Pişmiş. Bunun soğuması lazım. Patates salatası çok basit. Yoğurda karıştırıp önümüze bulamaç gibi koyacak. Duygu'nun sosyete mantısı kötü değil, berbattı. Ama ben Firkiye'nin böreğinden biraz daha ümitliyim. Evet, nihayet sıra geldi kıymalı gül böreğine. Hamurumuz hazır. Kadir, şimdi o hamurla ne yapacaksın? Beze mi yapacağız abla bunu? Evet. Kadir, hiç öyle uğraşma ablam. Bırak, bırak, bırak. Ne yapacaksın ablam? Bırak. Kopartacağım mı direkt? Ona hiç zaman harcayamayız. Arkadaşlar bu arada 55 dakikamız geçti ona göre. Kız abla 55 dakika geçti maşallah. Biz bayağı çeşit yaptık tabii ha. Tabii ki, tabii ki. Hey maşallah. Hey maşallah. Bir de hepsi meşankatli meşankatli şeyler. Hey. Biz 8. çeşidi yapamaz dedik ama bu kadın 8.'yi de yaparmış. 8 neydi? Kuru yufkadan börek. Aman zaten kıymalı aman. Börek var. Boş ver, boş boş bir zırıltıyor şimdi ya. Kaç tane oldu? Bir şey diyeceğim. Hamuru hemen şey yap. Hemen streçle kaldır dolaba. Yok yok, siz onu pizzada kullanın. Bence de pizzada kullanın. Bence de bir daha ama bir şey diyeceğim bak. Heh. Sonra derler ki aynı hamurdan mı yaptın derler. Bak bunu konuşurlar abla. Halaya tamam. Kaçtın derler. Tamam bizim hamurumuz var zaten hiç sıkıntı yok. Aynı hamurdan pizza olur mu? Olur. O zaman niye kullanmıyoruz? Ama şey bizden biz zoru severiz sadece imkansızlar zaman. Siz beni dinleyin kullanın şunu. Şimdi kenarda dursun eğer yetişilemezsek bunu kullanırız. Ne yapalım? Mecburuz. Konuşuyorlar yoksa. Kıymalı gül böreğinden ümitliyim. Umarım ince açar, güzel yapar, içinin harcı güzel olur. Biz de afiyetle yeriz. Birsen Hanım birinci olursa kesinlikle üzülürüm. Çünkü ilk günden beri sürekli bana kafayı taktığı için. Birinciliği ben hak ediyorum ama ilk günün gazabına uğradım. Dün de söylendi. Eğer ben birinci olamazsam inşallah Sevgi birinci olur. 3,5 su bardağı traliçenin sütünü koyuyoruz. Tamam. Üstüne ne ekliyoruz? 3 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı krema... şeker dedim. 1, 2, 3 yemek kaşığı şekeri koyduk. Kremayı dökelim. Oh! Oh yarasın şimdiki. Bu, evet. Süt şerbetimiz bu. Bir yandan kurabiyelere bakıyoruz. Bak, 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 bak. Bakın, birçok işi aynı anda yapıyoruz işte. İstediğimiz bu. Açtık, kenara attık, reçeli çırptık, kekin üstüne döktük, kurabiye verdik, onu doğradık, bunu çırptık. Bunu istiyoruz. Öyle bir saat hamuru açayım, bunu bitirip atayım, öbürüne geçeyim. Daldan dala daylalara. Yok öyle bir şey bak. Yok öyle bir şey. Yapan yapıyormuş değil mi Fikri ablacığım? Trileçeyi biliyorum, seviyorum ama evde hiç yapmadım. Devamlı hazır alıp yiyorum. Bakalım nasıl yapacak Firke Hanım? Kesinlikle Firke menüsünü yetiştiremeyecek. Eli ayağına birbirine dolanacak. Kıymamız da vallahi çok güzel olmuş. Bence ama sen böreğin içine keki koydun. Bu benim dikkatimi çekti. Ama kıyma var. Kıymayı nereye koyarsan koy. Ama bu et yapışıyor. Yemeği değil ki. Börek, börekte keki ne işi var? Yakışıyor ama çok yakışıyor. Ben her defasında koyuyorum çünkü. Tamam abla patatesler tamam. Ulan kurban sana be. Bu da okey. Allah'ım yarabbim. Bu patatese ne katıyoruz? Sen buna niye yoğurtlu yaptın? Normal patates salatası değil bu. Yoğurtlu daha şey oluyor. Tamam ne yapıyoruz böyle. Şimdi? Yoğurdu çalıyoruz. Bunu az daha incetsen olur mu? Küçülteyim mi az daha? Azıcık da. Az bir tık büyük olmuş. Diyecekler ki büyük yapmışsın. Yoğurtlu patates salatası. Hiç sevmediğim bir tat. Yine de güzel yapabileceğini düşünmüyorum. Bakacağız, göreceğiz.
Firka Hanım masasını kesinlikle koruyamaz. Çünkü hafta boyunca ortada kaldı. Sürekli tarif aldı. Ben masasını koruyacağını kesinlikle inanmıyorum. Evet, şimdi de sırada pizza var. Ve son ürünümüz. Bu pizza pastanede satılanlar gibi mi olacak? Pastanede satılan hiç kalmış. Pastane ne? Minik pizza pastanede yediğimiz ürünlerden biliyorum. Tadını da seviyorum, severek yiyorum. Umarım güzel yapar, malzemesini bol tutar, lezzetli lezzetli götürürüz. Bu arada şunu da belirtelim, az önceki hamuru kullanmıyorsunuz. Bu hamuru yeni yaptınız değil mi? Evet, yeni bir hamur, yeni pizza hamuru. E sen madem bunu yoğrulduğunu biliyordun, niye dedin ki bu hamuru kullanalım da kullanalım? Ziyan olmasın diye dedim. Onu abla sonra kendi çocuklarına yapar bir şeyle. Ama hiç haz ettiğim bir tat değil. Zaten ev yapımı pizzadan hoşlanmam ve emek istemeyen bir yemek. Arkadaşlar acele etsiniz, iyi olur çünkü artık son 17 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Abla bence börekle birlikte ver hemen fırına, ver. Çabuk. Hadi abla. Siz sosis mi atıyorsun, ne atıyorsun? Çabuk atın, ne atacaksınız? Acele edin biraz hadi. Sosis koy hadi. Kaldır şunu. Kaşarlar için yok. En son. Dur üstüne de koyacağız, Abla sosisleri yerleştir hadi abla. Ya ciddi olamazsınız. Ciddiyim gerçekten. Ya olamaz, 17 dakika hanım. Minik pizza çok basit. Bunu benim 12 yaşındaki oğlum bile yapar. Mayalı hamurun üstüne koyup fırına verecek. Arkadaşlar 15 dakika kaldı. Hadi hızlanalım biraz. Masa bunun içinde dahil mi süreni? Evet evet. Koş çabuk koş, sen git masanın üstüne at. Önce yemekleri bitirin, yemekleri. Sen bu sabahtan beri bu ay ocağın üstünde değil mi? Niye erimedi bu? Her şeyin tamam. Bitti, her şey bitti. Sadece pizzanın pişmesini bekliyoruz börekle birlikte. Şey, salata nerede? Hangi salata? Ay şeyin kreması. Patates salatası hazır, karıştırdım onu. O tamam, şey tamam. Ay dur bir dakika. Tatlının kreması. Tamam, şu anda onu bekliyoruz. Mantarlar nerede? Mantar servis tabağına koydun o mu? O hazır. Firki Hanım dünden beri çok heyecanlı. Bugün de heyecanına yenik düşebilir. Allah'ım, 15 bin liraya dakikalar kaldı. 15 bin liraya 15 dakika kaldı. Ha gayret Firki Hanım, siz bu işi başarırsınız. Yeter ki heyecanlanmayın. Evet, pizzalar da hala kızarmadı. Hadi kapat onu, açma. Kapalı hiç açmadım zaten. Börekler ne oldu? Börekler kızardı. O pizzaların altı pişmez öyle, altında tepsi var. Şu alın börek olmuştur ha. Bence bugün o menüyü kesinlikle yetiştiremeyecek. Heyecanına yenik düşecek. Ama bu karamel, buna karamele krema girmiyor mu ya? Benim bildiğim karamele krema giriyor. Krema falan. Kremayı sen kullan. Şu ne? Krema mı bu? Dol. Hepsini döküyor muyuz? Böyle mi evet, döküyoruz? Evet, evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çay. Ne oluyor? Yetiştiremeyecek misiniz yoksa? Dur yetişiyor Allah'ım, yandı ellerimde. Ya bardak. Ne yaptınız bardaklarımı? Unutma, senin adın Firke. Seni görünce ne bitkalar ne sirke. Kaç dakikamız kaldı? Tam 6 dakikanız kaldı. Ya. Bu karamel niye böyle oldu? Sıcakken koydun, o yüzden kesildi. Doğru. Donmuyor, üstüne dökeceğiz. Nasıl donacak? Buzlukta buz var mı buzlukta? Ha, içine değil mi? İçine değil, su altına atacağım. Ay var. Çabuk. Al. Çabuk. Allah'ım bundan kaldık derde ya. Ne biçim karamel bu? Mükerreme Hanım birinci olursa çok üzülürüm. Çünkü Mükerreme Hanım birinciliği hak etmiyor davranışlarından dolayı. Bu hafta Mükerreme Hanım birinci olursa çok üzülürüm. Gerçekten büyük haksızlıklar yaptı. İzleyenler de zaten gördüler.
bitti. Bir şey diyeceğim, karamel güzel olmuş ama. Biraz nişasta tadı geliyor. Vallahi mı? Sütle yiyecekler ya ama tadı on numara. Çok da güzel olmuş. Olabilir. 7 çeşit yaptık. Koy da kremayı yetiştiremeyelim. Ne olmuş sanki? Hiç millet, ne olmuş millet yani? Millet 5 çeşite yemeği pişiremiyor be. Evet. Heh. Biz börek açtık. Aa, ne aşçılar gördük. 5 çeşit yetiştiremiyor. 7 çeşit evet. Yapmışız. Canım ablam. Önemli olan 7 çeşit dedik mi? 7 çeşidi önlerine koyduk mu? Koyduk. Koyuyoruz. Gerisini al. Koyduk. Kalk gidiyoruz. Kalk ablam. Çayımızı da demledik. Evet. Burayı da size bıraktık. Biz giyinmeye gidiyoruz. Evet. Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de. Fikri Hanım tam tamına 7 çeşidini yetiştirdi. Bakalım hem temizliğine hem de hamaratlığına haftanın son gününde 10 bin lira sahibinin belli olacağı gün kaç para verilecek diyecektim. Kaç puan verilecek? Ne kadar ulaşacak? 15 bin lira kim alacak? Birazdan. Derole, den derole, derole, den derole, derole, den derole, derole, den derole, tabancamı sapone, gülle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamı sapone, gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Haydi finale gidiyoruz. Öldüm Yüle abla. Yüle öldük. Ben Firke Hanım'ın hamarat olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu yarışmanın birincisi benim, ikincisini öğreneceğiz. El hamarat benim de haftanın final gününde Firke Hanım mutfakta tüm hünerlerini sergiledi ve misafirler için mükellef bir sofra hazırladı. Yarışmacımız bugün yoğurtlu patates salatası, kıymalı börek, minik pizza, turşu kavurması, kirmit kavurma, cevizli tarçınlı kurabiye ve trileçe ile rakiplerinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Bakalım bugün büyük finalin sonunda birinci kim olacak? Bu programda yapılmayanı yaptım. Benim eve pis dedin ya Firkeciğim, senin evin benden daha pis. Bana göre bu ev pisti. Sevgi ne oldu? Lavaboya gittim çünkü ağzımdaki kalan tortuları yutmak istemedim. Şu anda herkes inanılmaz derecede peçeye çıkardı. Evet, en hamarat benim de haftanın son gün sofrasına oturduk ve misafirlerimiz geliyor. Buyurun Bilsen'ciğim. Buyurun, merhaba. Hoş geldiniz bir Kerem Hanımcığım, buyurun. Bulduk, merhaba. Evet, hanımlar teker teker masada yerlerini alıyor. Tekrar evet. Hoş geldiniz kızlar. Evet, haftanın son gün masasında son kez buluştuk. Birazdan yemeklerin tadına bakacağız. 7 çeşit de yetişti. Firke ablanın eline koluna sağlık. Bakalım lezzetleri nasıl olmuş ama ondan önce temizliği konuşalım. Duygu, evi gezdi. Nasıl bir evdi? Kirli miydi? Örümcek ağı var mıydı? Yağ gördün mü? Buyur. Ev kirliydi. Örümcek ağı ben görmedim. Örümcek bir sen gördü. Fırına baktığımda fırın içi kirliydi mutfakta. Kahve makinesi oldukça inanılmaz kötüydü. Çok kirliydi. Beğenmedim temizliğini. Ve lavaboda yani bulaşık yıkanan lavabonun alt kısmını sildiğimde siyahlık geldi. Yani çok az da gelmesi beni rahatsız ediyor orada. Çünkü orada bulaşık yıkanıyor. Peki senin açından bu ev onlar için cidden yani onlar bu evin kirli olduğunu gösteren büyük şeyler mi? Yani şöyle tabii ki dolabın üstünde yağ yoktu. Sadece bir kısmında vardı yapış yapışlık. Şey mutfak dolabının üstünde. Mutfakların diğer normal kapaklarında yoktu yağ. Evet Firke abla, yorumlar için ne diyorsun? Abartı buluyor musun evet, yoksa gördüğü yerler haklı mı? Yani abartı buluyorum ama mutlaka tabii ki bir detay bulmuştur. O detayda biraz büyüdüğünü düşünüyorum. Bir de bir şey sormak istiyorum. Tabii. Tabii ki. Kaloriferlerinin üstü neden streçli? Yani dikkatimi çekti. Neden streç? Toz gelmez, toz olmasın diye. Şey yaz kış hep evet. Öyle mi? Yok hayır yazın, ha, yazın öyle. Yazın kışın öyle. Açıyorsun. Evet. Ha yani şey kolay yazın hiç toz olmasın kışında aman. Saçma mı buldunuz Duygu Hanım? Yok saçma değil. Evet şey olunca mantıklı da ne bileyim hani biz geldik tembelliğe mi kaçmışız? Yani tembellik hayatta değil. Hayatta konforlu olalım, kendimize vakit ayıralım diye birkaç bir şeyin üstüne tabii, örtüyoruz. Yaşam kalitesi aynı Sevgi önemli. Koltuk örtüsü gibi. Yaşam kalitesi önemli. Şimdi Sevgi Hanım koltuk örtüsü gibi ama sonuçta biz misafir geldiği zaman sizin gibi koltuk örtülerimizi kaldırıyoruz. Daha sonra bir silip tekrar örtüleri geri koyuyoruz. O streçler de sökülebilirdi. Aynen öyle. Sevgi Hanım ben anlamadım ya. Bunun için sökülebilirdi. Tövbe estağfurullah. Eleştiriler açık olmalısın. Niye şerefini söksün kadın? Bunca hayır.
yarışma misafir değil, bu yarışma programı. Ya, hepimizin hayır, hayır. içi didik didik oldu. İçi temiz mi? Çok güzel. Yarışma konuşuyorsunuz, yemin olsun ya. Bak, Duygu'nun daha başka yorumu vardı, o çok yorum yaptı. Şimdi ona sonra geleceğim. Senin çok mıy mıy olduğu için hamarat bulmamış seni. Bak, onu unutma. Bir sence nasıl buldun evin temizliğini? Benim evim mıy mıy bulmuş. Evet, bekle ona geleceğim. Dur, o bomba. Evet Birsen Hanımcığım, evi nasıl buldunuz? Ev yine üstten bakınca temiz ama pis yerleri vardı. Çamaşır makinesini çektiğimize çekeceğimize pişman olduk. Arkasından toz, harç, kıl, kıpır ne varsa çıktı. O çamaşır makinesinin lastiğini böyle kaldırınca o altından çıkan siyah pislikler... Nereden çıkardınız çok pardon? Lastik arasını kaldırınca şöyle altından çekti zaten. En önce sen bakmıştın Kadir Bey. Onlardan sonra biz baktık, evet. Ondan sonra şu dolapların, mutfak dolapların içinde hani böyle kabloların girdiği bir delik var ya, yuvarlak bir delik. Alt kapağı mı? Bot kapağı mı? Şey, bot kapağı bir şey diyorlar. Onun içinde örümcek ağı vardı. Aynı zamanda iki gündür, üç gündür gaz vanası, gaz vanası diyorum. Gaz vanasının üstünde de toz. Buzlar artık böyle şey olmuştu. Böyle yağıyla birleşip böyle ne derler, ip ip olmuştu. Gaz neyi dedi? Gaz vanası var ya. Gaz vanası. Ne zaman dediniz? Keşke daha önce ben de duysaydım da akşamdan gece temizleseydim. Allah sizi ne yapmasın. Hepsi burada çekildi, konuşuldu. Evet. Dur, hazır gözümüzün önündeyken ben bir bakayım. Evet. Evet Firki abla. Şu tam vananın arasıyla o sarı yerin yapışkanlı hali. Bayağı da bir iç detaya girmiş bak. Büyüğünü bulamayacağım. İç detay değil, el hizası, göz hizası orası. Tam göz hizası. Ama o kadar küçük bir içinde ki yani evet toz var, yağ da var ama... Yani bayağı didik aramışsın da görmüşsün maşallah. Sevgi Hanım'a gelelim. Sevgi Hanım, evin temizliğini nasıl buldunuz? Bugün dedin ki ilk defa dedin gezip bakacağım. Senden ilk defa bir temizlik yorumu alacağım genel anlamda. Aslında ben de çok detaycıyımdır. Ama bazı şeyleri görmezlikten gelirim. Benim dolabımın altında mesela hiç yağ yapışkanlığı yoktur ama sizin dolabınızın altına bilerek baktım. Bir iki tane vardı, onu da gösterdim. Kapının arkasında da bir hafif pas değil. Çünkü pası da biliyorum, ayırt ediyorum. O yüzden hep soruyorum. Yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Onun arkasında da kapağı açınca fark ettim. Ondan kirli sonra, miydi yani bu ev? Genel anlamda pis bir ev miydi? Kirliydi. Yetişebileceğini düşünüyorum. Kızları da var. Küçük bir ev ve kolay yani temizlenebilir göre, bir ev yani. Bu eve göre yeterince becerikli değil o zaman. Olması lazım. Benden daha tecrübeli. Evet Filki abla, ne diyorsun? Yani genel anlamda baya eve pis dendi. Dedi mi gerçekten? Yani gerçekten pis miydi? Bana göre bu ev pisti. Peki o zaman öfkeli şimdi sana sorayım. Yani. Artık bir haftadır hiç yorum yapmamıştın diğerleri için. Mesela senin açından baktın ama diyorsun ya ben söylemedim, sustum, görmezden geldim. En kirli ev kimin eviydi? Şu an hatırlamaya çalışıyorum. İstersen düşünecek misin yoksa? Ama şimdi bence geçeyim. Net cevap istiyorum senden. Gördün çünkü dedin ya gördüğüm yerleri görmezden geldim. Artık bugün son gün, dök şu taşlarını. Ama bakmadım ki göreyim. Yani şöyle, yani görünüşte baktığın zaman yani çok temiz görünüyor. Yani sen o zaman üstün körü mü gezdin evleri? Üstün körün gezdim ve hata yaptım. O zaman puanlaman da yanlış oldu senin. Oldu, evet oldu. Çok büyük bir hata yaptım ve artık dönüşü yok. Bir saniye, bunun farkına ancak kendi evinde verilen puanlardan sonra mı uyandın? Olabilir, olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun da ama belki Birsen Duygu'dan daha yüksek puan alacaktı. Sen temizliği üstün körü baktığın için Birsen'e düşük puan verdin. Ya da Birsen'in evi o kadar kirli değildi. Bak Mükerreme abla belki senden daha düşük puan alacaktı. Belki daha yüksek Duygu'ya geçti. Yani puanlamalarla oynadın şu anda. Ben bu yarışmaya girerken kendime girerken adaletli olacağımı ve ona göre puan vereceğimi. Bir saniye, ama bu şekilde görmezden gelerek adaletli olunur mu? Sen bu programa gelirken... O zaman hata yaptım. Hayır, bu programa gelirken formatın bilgisindeydin. Puanlamanın ilk gün sana bilgisini verdim. İlk gün her şeyi söyledim. Ama ona rağmen sen görmezden geldiğin zaman suçlu sen oluyorsun. Evet. Sevgi Hanım günaydın. Nasılsınız? Bugün programın 5. günü. Peki Mükerreme abla, nasıl buldun evi? İlk girişte temiz ve ferah görünüyordu ama detaylara inince arkadaşımız sınıfta kaldı. Salı günden bu tarafa başladılar, benim örümcek ağını aldı yürüdüler. Oysa ki eve girdik, Firke'nin oraya örümcek yuva yapmış. Şu an tam üstünde. Benim eve pis dedin ya Firkeciğim. Senin evin benden daha pis. Oysa ki mutfak dolabım benim mutfak dolabının üçte biri kadar. Bugün Firke'yi hamarat buldun mu? Yani şöyle söyleyeyim.
7 çeşit menüyü duydun ya. Daha bitirmedim. Giderde pislik vardı. Ne vardı giderde? Peçeteyle aldım, arkadaşlara gösterdim. Orada kalıntı vardı. Yani sabun, artık kalıntısı. Ve ayrıca aynalı dolabın içinde bir fırça vardı. O beni benden aldı, saç fırçası. Saç fırçası mı? Saç nasıl fırçası. Ne? Yani kirliydi, bilmiyorum, çok kötüydü. Yani getirip gösterilebilir. Yok sofrada şimdi onu hayır yani de. Şey boş olmadığı için iddia ediyorum. Anladım. Tamam, o gider deyince insan aklına ne geliyor biliyor musun? Hani kalıntılar, ne bileyim böyle saçlar, banyonun pislikleri. Öyle bir şey miydi yoksa gerçekten harç mıydı delikanlı söyle. Pislik de vardı, peçeteye geldi. Ben böyle sıyırdım, gösterdim arkadaşlara. Harç kalıntısı da vardı. Zaten pislik peçeteye geldi, harç orada kaldı Firkeciğim. Peki, Mükerrem ablaya da göre ev pismiş, öyle söylüyor, pis gördüğünü yani söylüyor. Peki, sen bu arada Firke'yi de hamarat bulmuyor musun? Heyecanla yenik düşeceğini düşünüyor musun? Evet. Aynısını senin için düşünmüştü, evet. O yüzden mi düşündün? Evet, yoksa... o yüzden düşündüm. Senin için düşündüğü için sen evet de düşündün. Peki. Çünkü beni rakip gördüğü için kendisi ters yorum yaptı. Beni aşağı çekmeye çalıştı. Seni ama sadece Firke değil, diğerleri de rakip gördüğü için hep senin üstüne geliyorlar, öyle söylemişsin. Evet. Genel olarak dördü de senin üstüne mi geliyor, öyle mi düşünüyorsun? Evet. Mükerrem abla şunu sormak istiyorum. Firke'ye kaç puan, Firke sana kaç puan vermişti? 7 puan. 7 puan vermişti. Evet, seni rakip gördüğü halde dedin ya az önce, bana beni rakip gördü diye. Rakip gördüğü halde sana 7 puan verdi. Bakalım Mükerrem abla bugün kaç puan verecek? Menüde neler beğenilecek, hangi yorumlar yapılacak? İstersen Firke abla buyur, servise başla. 7 çeşit var bugün. Bir haftadır 5 çeşit oldu. Bazen 6 çeşit oldu mu hatırlamıyorum. 6'ydı, 4 dakikayla fırında kaldı. Evet, 6 çeşit oldu. Bugün 7 çeşit var. Bakalım hangileri beğenilecek. Bu programda yapılmayanı yaptım. 5 çeşidi çıkaramadılar. Hem de hazır. 2 saatte yetiştirebilir ama 7 çeşidi yaptım. Daha ne yapayım? Evet, hazırsanız kıymalı börek, yalnız el açma. Çay da alabilir miyiz? Çayımız. Çaylar dolana kadar biz böreklerin tadına bakalım. Çok heyecanlısın Firke abla herhalde. Çayları unuttun. 5 çayına geldiğimizi de unuttun. Eğer kaynamamışsa istersen gel biraz kaynasın, öyle doldur. Şimdi bu bir sefer kaynasın, bir soğuk çay olmasın, soğuk olmasın önümüzde. Evet. Evet Sevgi Hanım, börek nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Gıyır gıyır. Hoşuna gitti yani. Evet, beğendim. Teşekkür ederim sevgicim. Mersi. Evet, afiyet beğendim olsun. Duygu Hanımcığım, siz ne diyorsunuz? Ben de beğendim. Eline emeğine sağlık. Sadece biraz yumurtası bana yoğun geldi ama geri kalan her şey güzel. Afiyet olsun. Bir de bazılarının sadece sanırım altları biraz şey olmuş. Hani koyduğunda servis ederken bak, fazla kızarmış. Yanık, evet. Yanık değil de fazla kızarmış. Aynen. Peki. Bir sen ne diyorsun börek için? İçini beğendim ben de. Kıyması falan güzel pişmiş. Ama benimki herhalde bir tık kalın mı oldu? Yani biraz dişime yapıştı benim. Ama güzel olmuş. Yumurtası çok olmuş ama tadı güzeldi yani. Sadece biraz dişime yapıştı. Mükerrem abla, sen hamur işinden anlayan birisin. Evet. Evde de hamur işi çok yapıyorsun. Evet. Geçen gün de yaptın. Evet. Nasıl olmuş? Hamuru tutmuş mu? Tutmuş. Kıvamı? Mayalı olarak çok güzel olmuş arkadaşımızın. Elin emeğine sağlık. Beğendim. Beğendim. Peki. Afiyet olsun. Öncelikle bu saat içerisinde el açmayı açtığın evet için aferin, ya da aferin mi diyeyim artık, eline koluna sağlık diyeyim en iyisi. Çok güzel olmuş. İçinin lezzeti de, tuzu muzu yağı da çok güzel olmuş. Kimisi el açma yapıyor ama tahta gibi pişmiyor. Evet. Mayası da çok güzel kabarmış. Eline koluna sağlık. Afiyet sağ olsun. Çayı doldururken biz şu taze fasulye turşusunun bir tadına bakalım. Sevgi, ne oldu? Şu anda herkes inanılmaz derecede peçeteye çıkardı. Ben çok severim ama ben de hani severim. Zaten Karadeniz hani... Firke abla, Allah rızası için bir soracağım mı acaba? Niye soracağım, bu kadar tepkileri geliyorum, geliyorum, gerçekten geliyorum. Öldürdü kadının sakinliği beni. Ne oldu bu kızlar? Bu kadar mı kötü olmuş kız? Ay, ben ağlıyor sandım bir anda. Yani tadı mı kötü, neyi var söyle. Bilmiyorum, hani ben çok turşu yapmadığım için ama turşunun tadı ya böyle çok
eskimiş gibi ya da bilmiyorum Trabzonlular böyle mi yok? Ben yediğim için başkasından. Kalmış turşu gibiydi. Yani şey, evet, yani bozulmaya yakın gibi. Keşke bir önceden tadına bakıp öyle kavursaydı. Nasıl üstü barlanır turşunun? Aynen. Öyle olmuş ve de tam kavrulmamış ve de yani. Bir de şeyi merak ediyorum. Şu yeşil olan yapraklı şey Karalağına. Ne acaba? Karalağına mı? Karalağına. Otur istersen sen. Otur bir şey soracağım. Bu turşu ne kadar sürelik bir turşu? Bu turşu daha yeni ama herkesin damak tadına uymayabilir. Ne yeni? Yeni derken mesela bir aylık mı? Bir ayda turşu olmaz da. Yani kaç aylık bu? Bir altı aylık. Senenin. Yeni sezon. Ha, kaynanamın yollaması. Çok özür dileriz kaynanandan ama hani şey gibi oldu. Kalmış hani bir sene, iki sene, hani bir sene olsa bile bu kadar olmaz. Ben ayıp diye şey olunca Sevgi abladan güç aldım, ben de çıkardım. Şöyle duruyordum ya. Ben yani onu yutsaydım, ben tüp mide ameliyat değil mi? Kesin hastaneliktim. Buradan ambulansa vıy vıy vıy. Peki yani abla sen nasıl buldun tadını? Ya arkadaşlar kadar değil ama sanırım bir anormallik. Sen de mi sezdin? Evet. Ben de sezdim bir anormallik ama yani yutamayacak kadar değildi. Yuttum ama evet, böyle bir, hani kadar bir ağzı açık kalır ya da ne bileyim böyle bir turşunun o ekşimsiliği yok turşuda kesinlikle. Sanki durusuya basılmış, durusu da beklemiş gibi bir tadı var. Karadeniz usulü değil de. Basılmış ama sonradan olmuş. Bu fasulye sanki hava almış, kokmuş bir değişik bir yani, hani. Ekşisi çok az de, olmuş. Bunun sirkesi, mirkesi, limonu hiç yok. Bizde parlanma derler, parlak. Parlanmanın şey, kokusu ve tadı var. Ben suya bırakın, belki ondan da olmuş olabilir. Ya hiç turşuda yani ekşilik yok. Yani ağzımızdan o koku gitmedi. Normalde bir şey diyeceğim, normalde bunu keskin kavurursun ya. Keskin küf kokusu gibi. Normalde kavurursun ve yediğinde hani böyle biraz aşırı da tuzlu geliyor çünkü turşudur. Ama hiç tuzu yok, limonu yok, ekşilik namına hiçbir güç. Sanki turşu değil de normal suda haşlanmış bir fasulye gibi bir tadı var. Peki fasulye bir kaza oldu, geçiyoruz artık. Hepimizin damak lezzeti biraz bozuldu. Şimdi bu neydi? Kirmit mantarıydı. Kirmit. Evet. Evet, kirmit mantarı. Haydi bakalım onun tadına bakalım. Size ne oldu gene? Kesinlikle çiğ. Kızlar mantar sizin damak tadına uymuyor olabilir çünkü bu ama bizim... Ama pişmemiş diyorlar. Pişmemiş çiğ. Firki ablacığım bak çiğ, çiğ bak şimdi. Bak dinliyor tadına bak beni? Kendinle bak. Bak sizin yediğiniz mantarla bu aynı değil sen zaten. Sen de tadına bak abla. Ben baktım. Olmuş mu? Olmuş. Bu bizim damak tadımız. Yani sizin damak tadınıza uymayabilir. Abla şöyle ama biz buraya ben misafiriz. Sen kendi damak tadına göre, bu senin damak tadına göre, bu senin damak eline emeğine sağlık. Bir sen ciddi anlamda şey kötü oldu lavaboya gitti. Yani ben de şey oldum ve şu an midem burada yani şeydeyim. Peki bildiğimiz mantar gibi tadı değil ama aroması nasıl? Hiç tadı, tuzu hiçbir şey yok. Ne soğanın tadı geliyor, ne kapya biberin tadı geliyor. Normalde bunlar tek başına aromaları güçlü lezzetler. Şimdi bu köy mantarı diyor ama biz buraya geliyoruz. Ben onun köy mantarının damak zevkine göre bunu hani risk almış. Normal bildiğimiz mantardan yapsaydı önümüze evet mantar tuzu da her şey yerinde olsaydı soğanla buluşunca zaten çok lezzetli oluyor. Sevgi sen ne diyorsun? Yedin mi sen? Tuzu yok bir kere. Pişmiş mi? Buna biber salçası çok güzel gider aslında. O aromayı bastırır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Peki olmuş mu olmamış mı? Olmamış. Olmamış, beğenmedim. Mükerrem abla? Kesinlikle olmamış. Çok sert, hiç şimdiye kadar yemediğim bir mantar türü. Çiğ kalmış, böyle çiğsi kokusu. Çiğsine ne diyorsun? Hadi mantarın bak, tadını herkes bilmez ama hani soğanlar pişmiş bu kadar hiç, mı pişiyor? Soğanlar hiç kavrulmamış, neredeyse tavaya atıldığıyla dönüp buraya geldiği bir olmuş. O kadar sert ki. Lavaboya gittim çünkü ağzımdaki kalan tortuları yutmak istemedim. Peki. Bir sen. Evet. Sen bayağı kötü oldun, lavaboya kadar gittin. Gerçekten abla özür dilerim. Hani saygısızlık için yapmadım ama yani midem kötü oldu. Yani böyle nasıl mantarı böyle kopardım topraktan, ısırdım gibi oldum. Yani aşırı çiğ. Hani böyle ateşe gösterilmiş, kaldırılmış gibi. Havuç galiba, şu ne bu? Biber bak, havuç zannettim. Kapya biber. O kadar çok ölmemiş sert. Yani. Şimdi mantar bu kadar sert mi mantar? Evet, Karadeniz yöresi siz çok yiyorsunuz ama şimdi aramızda Karadenizli olmadığı için dediği gibi bu biraz risk işi. He, normalde
çabuk pişer, normal yediğimiz mantar gibi olsaydı mantar çeşidi derdik, yerdik. Şimdi sert olduğu için belki lezzetli de olsaydı diyeceklerdi ki bu sert pişmemiş. Onları ikna etmek de biraz zor. İkramlık olarak da yapabilir aslında. Ha, bir de ciddi anlamda hiç tuzu yok ve soğanlı şeyi de pişmemiş. Sen zaten bunları bunun üstüne çabuk attın. Ben dedim ki herhalde böyle ağır ağır pişecek ama altını da biraz erken kapattık gibi oldu. O yüzden bunlar yani kapya biber bile diri ama eline kolunu sen... Sen iyi niyetle bunların ikisini seçmişsin. Evet. Ondan yana hiç şüphem yok. Ben de çok sevindim çünkü hep aynı hamur işiyorduk. Belki biraz yeşillik olduğu için ama maalesef ki tadı bayağı bayağı zor yaptım. Yani. Değişiklik olsun dedim yine ama. De evet, yine de eline sağlık. Niyetine sağlık en azından. Estağfurullah. Senin düşüncen iyi niyetliydi ama kötü bir şeyle karşılaştık. Olsun. Yine de moralimizi bozmuyoruz. Yo, pizzamıza bozulmadı. Geçiyoruz. Haydi hiç buyurun. Moralim bozulmadı. Evet, Duygu senden alayım. Pizza, hamur işi nasıl olmuş? Eline emeğine sağlık Firki ablacığım. Tadını beğendim. Domates falan hani bütün koymuşsun, suyunu da salmış. Yedikçe domates tadı çok güzel geliyor şeyinde ama güzel olmuş. Lezzetli, lezzetini beğendim. Peki, bir sen. Afiyet olsun. Abla sen hep hamur işi yapmalısın bence. Öyle mi? Çünkü hamuru güzel olmuş. Hani mesela börekte biraz dişime yapıştı falan dedim ama demek ki o kıvrıldığı için de bunda güzel olmuş. Özellikle ortasına da baktım. Hem güzel pişmiş, hem yanmamış, hiçbir şey olmamış. Birkaç tane böyle mısır falan da koysaydın çünkü sucuk giren her şey lezzetli oluyor. Mısır da sucuğa çok yakıştığı için onlar da olsa iyi olurdu ama tadı lezzeti gayet yerinde. Afiyet olsun. Siz nasıl buldunuz hanımefendi? Ben beğendim ama bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Aynı hamuru mu kullandınız? İşte beklenen soru geldi. Ve bir tek Mükerrem Hanım'a sormadım. Günahını alamıyorum o yüzden. Bekliyordum. Bir tek kız Duygu. Sen ki o kadar aşçılıkla ilgileniyorsun. İnsan bunu sormaz mı? Sen bir de gözün bana açık biraz geldi. Uyanık. Gayet güzel. Çünkü güzel, kötü demiyoruz zaten. İkisinin hamur kıvamı çok güzel olmuş. Ve bu konuda riski ben şeyi düşündüm, yetiştiremez diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey bence elinize sağlık. Hamur işini çok beğendim. Peki daha cevabı almadım. Belki de ikisini aynı hamurdan yaptı. Aynı hamurdan yaparsa aynı bu sizin için sıkıntı olur mu? Olur. Tek çeşit gibi olmuş yani. Üstüne sucuk koymuş. Birine kıyma, birine yani bu o zaman 7 çeşit değil 6 çeşit olmuş oluyor. Ve şok açıklamayı açıklıyorum hazırsanız. Değil, bunun mayası çok farklı. Bununla aynı. Tabii ki de değil. Çünkü biz de sizin gibi düşündük. Hatta börek hamuru açıldı, hamur arttı böyle koca bir top hamur arttı. Dış ses hani bunu, o da bizi denedi kendince. Bunu dedi kullan dedi, hani dedi niye bir daha hamur yapıyorsun? Aynı hamur ne fark ediyor? Ama işte dedik ki o zaman, Fikri abla dedi ki o zaman dedi diyecekler ki tek hamurdan yaptın, çeşit aynı oldu dedi. Ve o hamuru bıraktı, tekrar hamur yoğurdu. Aslında hamurların hepsini tek tek yoğurdu, attı kenara. Onlar mayalanırken diğer işlere girişti. Gördün mü? İki de dış sese uyup da tek hamurdan yapmamışız bak. Yani en sessiz Sevgi bile nasıl onun şeyinde kafasında nasıl döndürüyor onları. Sevgi Hanım maşallah bir açıldınız pir açıldınız. Bir gurmeliktir gidiyor. Peki Mükerrem ablacığım. Güzel olmuş, eline sağlık. Yalnız hamurunu ben kalın buldum. Hamurun altını yani bir tık daha biraz ince olmasını isterdim pizza hamurunun. Lezzet olarak hani tadı güzel. Ha, ince seviyorsun. Ben evet. Hamur olarak ağzıma daha gelmesini istemiyorum. Var. Bol malzeme az hamur gelmesini istiyorum. Anladım ama bu zaten bu şekilde olur. Yani poğaça tarzı bir hamurdan yoğrulduğu için çok biraz ince olursa daha ince kuru olur. Kuru olmuyor. Mükerrem Hanım siz bu yarışmaya sadece muhalefet olmak için gelmişsiniz. Evet, yoğurtlu patates salatasının tadına bakıyoruz. Evet Mükerrem ablacığım nasıl buldun? Ben patates salatasını beğenemedim. Patatesiyle yoğurdu kendim yani yakıştıramıyorum. Özellikle içinde dereotu var. Dereotunu hiç sevmem. Ben bu salatayı beğenemedim arkadaşım. Dereotunu ben de sevmiyorum. Evet. Ama ben dereotu sevmediğinde yarışmacıya bunun içine niye dereotu koydun demiyorum. Çünkü evet, o benim şahsi görüşüm. Ben sevmeyebilirim. Evde yaparsam koymam. Ama yarışmacı genel bir sofrada, genel bir yarışmada olduğu için ona içini katmak zorunda. Şimdi dereotunu es geçiyorum. Patates haşlanmış mı? Pişmiş evet, mi? Evet haşlanmış. Yoğurt pişmiş. Kesilmiş mi? Yani bak dünkü yoğurda kesildi dediniz, üstü tuttu dediniz. Bu da kesilmiş. Şimdi biz zaten bunu soğuk koyduk, nasıl kesiliyor? Hani sıcak koyduğunuz zaman malzeme sıcak olur. Yani. Yoğurt kesilir. Ama hani soğuğa soğuk kattığınız yani zaman nasıl kesiliyor ben onu anlamadım. Vallahi anlatamadım. Şöyle,
Yoğurdu belki çok iyi çırpmamış olabilirsin. Aynen. Patatesle karıştığı için patatesin dağılıp da o pürüzlülüğü vermiş olma ihtimali yok. Yok, hayır. Çünkü patates haşlanmamış. Niye? O kadar mı kötü şey? Sert. Sert patates de öyle dağılmaz. Peki kimde kalmıştık? Mükerreme abla. Sen şimdi bunu beğendin mi? Bak, dereotu harici soruyorum. Ben beğenmedim. Hayır, dereotu haricinde de beğenmedim. Yani ben peki beğenmedi. Okey, damak zevkiniz. Buyurun hanımefendi, siz nasıl buldunuz? Kapya biberlerde bazen çok inişli çıkışlı böyle bir değişik oluyor. Dümdüz olmuyor. Olabiliyor ama sert geldi biber. Ama yine de güzel olmuş. Peki, tadını beğendin yani genel beğendim. Olarak. Duygu? Eline emeğine sağlık. Ben yoğurdunu biraz fazla buldum. Çok yani baskın yoğurt tadı var. Patatesin ve dereotu çok fazla. Evet, yakışıyor ama ilk yediğimde dereotunun tadını bıraktı. Halbuki patates salatası olduğu için patates salatası, yoğurtlu ve patatesin tadını almam gerekiyordu. Duygu, sürekli benim yorumuma muhalefet oluyorsun. Evet, ne güzel bana. Ne mutlu bana. Bunu bile bile yapıyorsun zannedersen. Evet, çünkü seni yatışmayı seviyorum. Az önce şimdi sen de eleştirdin ya. Bu sefer Mükerrem abla galiba hani ben eleştirirken bana kızdı. Şimdi yok, sen kesilmiş niye eleştiriyorsun? Dedi ya. Kesilme yok. Sadece yoğurdu bana fazla geldi. Salatayı beğenmedim diyorum, kabahat. Başka bir şey beğeniyorum, kabahat. Kızlar, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir sen nasıl buldun? Yani salata olsaymış güzel olacakmış. Bence ben iki tane özellikle üst üste patatesinden yedim. Patatesi haşlanmamış. Belki sen de görebilirsin. Bak, patates damar damar görünüyor. Onun dışında yoğurt tuzu az, yoğurdu da çok olmuş. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet ablacığım, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ben aromasını beğendim. Yani normalde yoğurtlu patates salatası hiç yemedim. Yoğurtlu patatesi hiç birleştirmedim. Ama güzel bir aroması var. Arasında çünkü böyle biraz salçalı gittik ya, yoğurt arasına biraz ferahlık vermiş. Eline koluna sağlık. Şimdi neye geçiyoruz? Tarçınlı, cevizli kurabiye. Kız bari onları söylesin. Şuraya bir otur. Niye bu kadar sessizsin? Final masası senin masan. Yani sanki ev sahibi benmişim gibi ben tek tek muhatap oluyorum herkesle. Ya senin misafirliğin ne güzel geçti. Kavgasız, gürültüsüz. Benim masamda kavga etmeyin. Tamam, etmiyoruz da sen de ağzını aç. Eğer ağzını açmazsa teşekkür ediyorum. Günün anlam ve önemini belirten konuşması için bir alkış alıyorum. Yani durdun bunu mu söyledin? Tamam bacım, sen kurabiye getir hadi annem babam. Ama olmuşa da olmuş dedik abla şimdi. Evet. Firki Hanım, hep sustunuz. Bari kendi gününüzde kendinizi savunsaydınız. Hep Kadir sizi savundu. Kadir olmasaydı vay halinize. Tatlılarımızın tadına bakıyoruz. Öncelikle trileçenin tadına bakalım. Evet Duygu, niye öksürdün? Hayırdır? Buyur. Kekini şöyle normal böyle limon tadı aldım kekte. Bilmiyorum ama böyle limon tadı. Yani bana öyle geldi ama keki çok güzel olmuş. Sütünü de çok güzel çekmiş. Eline sağlık ama üstündeki karameli hiç beğenmedim. Üstündeki sosu olmamış ama keki çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Peki Birsen Hanımcığım, siz nasıl buldunuz tadını? Keki güzel olmuş. Sütünü güzel, ıslaklığı, her şey güzel. Bu üstündeki damağımda böyle pütür pütür bir şey his bıraktı. Üstünde bir şey, ne oldu bunun? Üstündekine. Ben söyleyecektim, sen söyle. Kesildi mi? Ne oldu? Anlayamadım. Söyle, bir şey mi anladın? Sen söyle. Ben un tadı oluyor ya, evet, tane böyle tane damağımın pütür tadına pütür geldi. Damağımda yapıştı. Evet Mükerrem abla, sen ne diyorsun? Karamelizesinde bir sıkıntı oluşmuş. Böyle ağzımda sanki var ya tayın tadı gibi bir şey hissettim. Tam çözemedim onun ne olduğunu. Kızlar, üstünde bir sıkıntı yaşadık. Hani belli oluyor. Yani biraz rengi daha açık oluyordu, şey daha böyle canlı oluyordu ama biz bir şey oldu, olmadı yani. Ne oldu buna? Söyle, açıkla bize. Ne yaptın trileçeye? Hiçbir şey yapmadık. Yani aynı bildiğimiz, aynı kremayı şeyi yaptık ama bir şey tutmadı yani. Önce şeker pişti, üstüne tereyağı eklendi, üstüne krema konuldu. Bir türlü koyulaşmadı. Koyulaşmadı. Katılaşmadığı resmen için de nişasta eklemek zorunda kaldık. Çünkü son dakikalarda artık en azından... Kız, bir şey diyeceğim, sen vallahi gurme gibisin. Bak, az önce hamuru sordun, bir de üstündeki o pürüzlülüğü una yordun. Senin damak lezzetin aslında güzeldi, bir de yorum yapabilsen. Kadir Bey, Sevgi gurme değil, şansa balı atıyor, tutturuyor. Gurme ilan ettiniz Sevgi Hanım'ı, yapmayın. Şimdi hazırsanız kurabiyeye geçelim, bir kurabiyenin tadına bakalım, buyurun. Evet.
Evet, bir sen nasıl olmuş kurabiye? Ben böyle kurabiyeleri sevmiyorum. Yutmakta zorlanıyorum, ağzımda büyüyor. Ama galiba böyle olması gerekiyor ki böyle oldu diye. Yani çok bir şey de söyleyemeyeceğim. Yani beğendin de sen bu tarz şeylerden mi hoşlanmıyorsun? Galiba bende bir sorun var çünkü ağzımda büyüdü. Hani bir hamur değil, bir şey değil, yanık değil, bir şey değil. Hani gördüğüm bir şey yok ama yutmakta biraz zorlandım. Senin ama pek tadı, fazla damak tadına hitap etmiyor. Biraz yani şey ama tadı güzel olmuş. Şekeri, kıvamı onlar güzel. Evet. Okey peki. Mükerrem abla sen nasıl buldun? Ben çok beğendim. Elin emeğine sağlık. Afiyet olsun. Kurabiyesi Duygu nasıl buldun? Çok güzel olmuş. Tam olması gereken gibi. Ben de beğendim. Bir tık daha şeker olabilirdi. Cevizli zaten tarçın ceviz üstüne pudra şeker çok yakışıyor. Dün mesela Sevgi Hanım'ın ikramlıkları ufak da çok lezzetliydi. Beğendim. Sadece şekerinin bir tık daha ben fazla olmasını isterdim. Peki Sevgi Hanımcığım. Biristen arkadaşımızın dediği gibi biraz hani kalın buldum. Ağzı çok böyle çiğnemek zorunda kaldım. Şöyle olabilirdi. Biraz daha küçük, ince ve kalın olduğu için kek gibi bir tadı olmuş. Tilki abla ben tadını beğendim. Güzel sadece küçük somun ekmeği gibi bir şekli var. Yani ağzımı açarken bile 5 santim açmak zorunda kalıyorum. Dün şeyinkiler gibi en azından biraz daha küçük yapsaydın şeklini hızlı olsun diye herhalde adam başı biraz büyük yapsın. Ama tadı tutturmuşsun yani kurabiye kurabiye olmuş. Eline koluna sağlık okay, diyorum. Şeker olsun. Evet. Kurabiyelerin tatlarının da tadına baktık. Birazdan Pilki Hanım herkes puanlarını verecek. Ve ondan sonra 15 bin liranın sahibinin belli olacak. Asıl büyük finaldeyiz. Bakalım 15 bin lirayı buradan kim alıp çıkacak? Hep birlikte göreceğiz, puanlamaya gidiyoruz. Haydi bakalım, sona geldik zaten. Adalet burada da göstersin kendini. Buyurun Pilki Hanım'ın menüsüne, temizliğine, hamaratına puanlarımızı verelim. Ve daha sonra 15 bin liranın sahibini açıklamaya gidelim. Buyurun. Evet, herkes puanını verdiğine göre Pilki ablacığım, yorumlara sessiz kaldın artık, puanlara da sessiz kalırsan yapacak bir şeyim yok. Evet, hazır mıyız? Birsen, senden başlayalım istersen. İlk günü yarışmacısıydın. Kaç puan verdin? Benim Pilki ablaya puanım 5. Aslında temizliğine daha yüksek puan vermek isterdim Mükerrem abladan ama o fasulye ile mantar olayı beni biraz düşürdüğü için böyle vermek zorunda kaldım. Ama az önce temizlik dedin de sonra fasulye mantar dedin. Ya temizliğine daha yüksek verdim. Bunun kaçı temizlik kaçı? Üçünü temizliğe verdim, ikisini de yemeklerine verdim. İkisini yemeklerine verdim. Kapatayım mı? Peki, Pilki abla ne diyorsun? Yemeklerine i̇ade 2 puan geldi. İade ziyade oldu. Yani bir şey demiyorum, iade ziyade. Peki Mükerrem abla. Ben mi açayım? Evet, sen puanını açıkla bakalım. Kaç puan gelecek? Şey yazmamış. Çeviri. 3 puan temizliğine, 3 puan da ikramlıklarına. 6 puan verdin. Bugün bu hafta sen ilk defa mı 6'yı kullandın? Evet. Evet, ilk defa 5'ten yukarı kullandı. Peki Duygu, senden alayım puanını. Benim Pilki Hanım'a bugünkü puanım 5. Ben de 3'ünü temizliğe verdim. İkramlıklarına 2 verdim. Ben de bir sen gibi mantar ve biberden sonra zaten toparlayamadım kendimi. Duygu kaçını yemek, kaçını şey verdin? İkisini yemeğe verdim, üçünü de temizliğine verdim. Evet Sevgi, son puanı veriyorsun. Sevgi puan verdikten sonra kimse puanını değiştiremez. Tekrar söylüyorum. Ve birazdan 15 bin liranın sahibinin belli olacak, büyük finale gideceğiz. Sevgi kaç puan verdin, buyur açıkla. Pilki adıma verdiğim puan. 6 puan geldi. 3 temizlik, 3 yemek mi? 4 temizlik. 3 temizlik, 3 yemek. 3 temizlik, 3 yemek. Yemeklerden hangisini beğendin? El açmalarını çok beğendim. Evet. Tam kıvamında. Patates salatası. Yani diğerlerini çok şey yapmadım. Evet Pilki ablacığım, eline koluna sağlık. Toplamda 22 puana ulaştın. Birazdan büyük finalde kim ne kadar puan almış onu da açıklayacağım. Ve daha sonrasında 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım bu masadan 15 bin lirayı alarak kim kalkacak? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Pilki Hanım da hazırsa o zaman 15 bin liranın sahibinin belli olacağı büyük finale gidiyoruz. 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyanın sahibi, bu haftanın birincisi. Evet, Pilki ablanın eline koluna sağlık. Yemekleri için eleştirilerimi yaptım. Yalnız Pilki ablanın sessizliği beni öldürdü. Eğer o masada o hamur işlerini ben yapmış olsaydım kimse benim sesimi bastıramazdı kesinlikle. Sadece fasulye için küçük bir yorum yapacağım. Keşke tadına baksaydın. Mantar için çok bir şey diyemiyorum çünkü daha önce tadına bakmadık. Belki siz öyle yiyebilirsiniz. Temizlik konusuna gelince temizlik konusunda çok abarttıklarını düşünüyorum. Yani berbat ikilik bir ev asla değildi. O kadar sallanan bir örümcek ağı da görmedim. O yüzden son gün olduğu için biraz uç eleştiri yaptılar. Özellikle bugün Sevgi'nin dili bayağı açıldı. Günaydın Sevgi abla diyorum ve Türkiye'ye puanımı veriyorum.
Evet, Hilke ablaya puanımı verdim. Haftanın son puanını verdim. Ve şimdi sıra neye geldi? Tabii ki de 15 bin lira sahibini açıklamaya. Haydi buyurun, büyük finale gidiyoruz. Evet, Kadir Ezildi ile En Amarat benim de haftanın son finalinde büyük finaldeyiz. Evet, büyük bir heyecanla pazartesi gününden beri neyi bekledik? 15 bin lira sahibi kim olacak diye heyecanla bekledik. Ve şu anda 15 bin lira önümüzde, 15 bin liranın sahibi aramızda. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes hamur attığını kendince konuşturdu. Kimisi zeytinyağlı yaptı, kimisi hamur işi yaptı. Kimisinin evinde örümcek ağ çıktı, kimisinde toz çıktı, kimisinde neler çıktı. Herkese bir şeyler çıktı. Bazen adaletsiz puanlamalar oldu. Bazen rahatsız olduk, bazen önüne geçemedik. Yaşandı da yaşandı. Ve şimdi küçük bir sürprizimiz var. Sürpriz geliyor efendim. Ben alabilirim havadan şöyle. Çiçeği ben tuttum, inşallah bu sene ben evlenirim. Hadi bakalım. İnşallah. Bugüne kadar sen bizim arkamızda durdun. Bugün de katılmayı çok istediğim bu yarışmada biz senin arkandayız. Umarım birincilikle taşlandırılırsın. Olmazsa da sakın üzülme. Sen evimizin şampiyonusun. Bol şanslar, seni seviyoruz. Ahmet Karacür. Sen evimizin şampiyonusun. Kaç yıllık evlisin? 26. 26 yıllık eşi büyük bir sürpriz yaptı. Artık konuş finalde. Evet. Ahmet abiye sesle. Ahmetciğim teşekkür ederim. Seni seviyorum aşkım. Ay ne kadar nice... resmi. Kör olmaya sıçar. Ahmet, Allah bin kere razı olsun. Aldığının yerini insan şöyle der. Aşkım bu kadar kadının arasında beni yücelttin ya. Evet. 3-2-1 tekrar alıyoruz. Sevgilim, kocacığım beni... Bu kadar kadınların içinde yücelttin ya, seni çok seviyorum. Ama anan çirik turşu yollamış Ahmet. Ahmet, bu çiçekleri ben yemiyorum Ahmet. Ananın yüzünden düşük puan aldım Ahmet. Bunu da söyle arada. Kadir, bir çiçek daha var. Yok artık. Sonucu her ne olursa olsun sen bizim gönlümüzün birincisisin. Dünyanın en hamarat hanımefendisi. Seni çok seviyoruz ailen. İsmi unutmuşlar. Ben şimdi kilimcinin köroğlu. Ortaya koydum. Ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alıp gider, beğenmeyen bırakır kaçar ama... Bu Mükerreme Hanım'a gelmiş efendim. O da hiç bilmiyormuş. Hiç şaşırmadın kız, seni aradılar mı gelecek diye? Yok, benim telefonum aşağıda. Hiç kimse aramadı. Kızlarına, çocuklarına bir sesler. Canım ailem. Ben de sizi çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Beni gururlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Ahmet abi, yani görüyorsun. Kavanozunla yollamışlar. Dubleks evdesin. Bu ne Ahmet abi? Yandaki Beylikdüzü mezarlığından almış. Aşk olsun abi. Hem anan çürük turşu yollasın, sen de bunu gönder. Bu kadın sessiz diye, hayır bu kadın sessiz diye bunu eziyorsunuz. Ben anlıyorum sizi. Ama ben bu kadını size yedirmem. Bir kere benim kocam daha güzel çiçek yollamış. Onun notu yeter be. Evet. Yalnız adam döktürmüş. Deden mi Nazım Hikmet'ti? Bu nasıl bir sözdür ya? Evet. Bak bak bak. Kadir, ben bir karışıklık yapmışım. İki yarışmacının çiçekleri karışmış. Ya. Oynama kadının hissiyle. Ahmet abiye bir toz saydırdık. Allah ben daha... çiçeğini almış. Ben daha lafımı yutamam bak geriye. Ablacığım şöyle vereyim. Güzel bir çiçek. Önemli olan düşünmek Mükerreme ablacığım. Önemli olan hatırlanmak. Aynen. Bu konuda bizi onur etmek. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyoruz. Hep bakma. Bunun cam para ediyor, çiçekli cam. Şimdi bu doğru mu? Doğru olan hangisi? Tabii. Doğru tabii Ahmet abime. Ya abi. Bu notu yazan onun içine mi koyar ya? Yalnız anası gibi turşu kurup yollamış bak. Ahmet abicime selamlar. Evet, 15 bin lira önümüzde. 15 bin lira önümüzde. Bildiğiniz üzere pazartesi günden itibaren herkese aynı etabı uyguladık. Neydi etabımız? Berbat, kokulu mu kokulu? Bir buzdolabı temizledik. Herkesin artık içi dışına çıktı. Buzdolabı mı? Buzdolabı demeye bir şahit isterdi. Şimdi bakalım o etabın en kötüsü kim, en iyisi kim olmuş? Hazır mısınız? Aramızda kimse süresini tam anlamıyla bilmiyor. Evet, etabı en uzun sürede temizleyen yarışmacımız... Yani bıraksak 3 gün içinde yatıya kalacaktı. En uzun temizleyen yarışmacımız 24 dakikayla... Mükerrem Hanım oluyor. Çok özür dilerim. Mükerrem abla buzdolabına sarıla sarıla bir hal oldu.
Onun isteği daha da güzel temizlemekti. Ama dedim ya biraz hızlı olmamız gerekiyordu. Eline koluna sağlık ablacığım. Teşekkür ederim. Evet, diğer uzun temizleyen yarışmacımız 20 dakika 39 saniye ile bir sen oluyor. O da maşallah biraz ağırdan aldı. Eline koluna sağlık. Çünkü çok kötü kokuyordum. Çok şükür bunda sonuç. En azından ben de olmamışım. Ve 17 dakika 28 saniye ile yine geride kalan yarışmacılarımızdan biri... Ben bana bak. Sevgi oluyor. Bravo Sevgi. Sevgicim eline koluna sağlık. Evet, kaldı iki kişi. Bunlardan hangisi bu etaptan bir fazla puan aldı? Biliyorsunuz ki bu bir fazla puan bazen sizi birinci yapabiliyor. Yani sofrada bazen adaletsizleme oluyor ama bir puan sizi çok güzel bir yere getirebiliyor. Evet, bu etaptan bir fazla puan alan yarışmacımız... Bir fazla puan alan yarışmacımız toplamda 14 dakika 15 saniye ile Firke alıyor. Bravo! Evet. Hem hızlı hem de güzel temizledi. Duygucuğum sen de 15 dakika 30 saniye ile. 14 dakika mı? 14 dakika 15 saniye helal ile. Helal olsun be. Eline koluna sağlık diyorum. Tebrik ederim. Bu kadar evet. Hızlı sürede o kadar kokan bir şey temizlediğin için. Hem de salonun ortasında temizledi evet. Düşünün. Ve bir fazla puan aldın Firkeciğim. Eline koluna sağlık. Bakalım, bakalım büyük finalde 15 bin liraya giden yolda bu seni bir adım öne taşıdı mı? Sofrada yapılan belki sana göre olan adaletsizliklerin önüne geçebildi mi? Bu da önemli. İnşallah. Birazdan her şeye hazırlıklı olun. Şimdi sıra geldi 15 bin liraya veda eden. Evet, 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız. Toplamda 27 puan alarak Duygu oluyor. Duygucuğum eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 21 puan, benden temizlik için 4, yemek için 2 alarak 6 puan aldın. Toplamda 27 puana ulaştın. Temizlikte 4 puan almak da çok iyi senden. Yemekte de senden çok ümitliydim haftanın başında ama büyük hayal kırıklığına uğradım. Ben de çok ümitliydim ama olmadı ki zaten izleyenler görecek benim mutfakta normalde ne kadar iyi olduğumu. Eline koluna sağlık diyoruz. Olsun temizlikte 4 aldım ya senden. Gerçi de çok önemli değil benim için. Evet, kaldı 4 kişi. Bakalım işlerinden 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız kim? Toplamda 30 puan alarak Kadir Ezildi ile En Amarat Benim de 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Toplamda 30 puanla Sevgi oldu. Sevgicim eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 22 puan, benden temizlik için 5 puan, yemeklerin için 3 puan aldın. Eline koluna sağlık diyorum. Temizliğin çok güzeldi, evin pırıl pırıldı. Sadece yemeklerinde birkaç sorun yaşadık. Ama güzel bir puan aldın yine de. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Kaldı 3 kişi. Mükerreme, Birsen, Firke. Evet, 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Mükerreme mi? Birsen mi? Yoksa son günü yarışmacımız Firke mi? Acaba işlerinden hangisi 15 bin liraya veda etti? Evet, toplamda 30 puan alarak Kadir Ezildi ile En Amarat Benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Birsen oluyor. Birsen'cim eline koluna sağlık her şey için. Teşekkür ederim. Birsen'cim arkadaşlarından 23 puan aldın, benden temizlik için 4 puan aldın, yemek için 3 puan aldın. Toplamda 30 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum her şey için. Teşekkür ederim. Evet, kaldı Mükerreme ve Firke. Firke abla az önce buzdolabı etabından bir fazla puan aldı. Bakalım son puanlamada o bir fazla puan acaba kaderini değiştirdi mi? Evet, heyecan dorukta şu anda. Herkes 15 bin liranın sahibini merak ediyor. Ve elimde 15 bin lira elimde. 15 bin liranın sahibi. Elimdeki hamaratlık madalyasının sahibi. 15 bin liranın sahibi, madalyanın sahibi 3, 2, 1 siz de olabilirsiniz. Eğer En Amarat Benim
15 bin liraya da ihtiyacım var. Hamur da açarım tıkır tıkır. Temizlik de yaparım gıcır gıcır diyorsanız. O zaman siz de çıkın gelin ve hamaratlık madalyasını ve tabii ki de 15 bin lirayı almaya hak kazanın. Ve şu anda iki yarışmacımız da heyecan dorukta bekliyorlar. Acaba 15 bin lira kime gidecek? Mükerreme'ye mi, Firke'ye mi, Mükerreme'ye mi, Firke'ye mi derken hep birlikte sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyanın sahibi bu haftanın birincisi. Elimdeki madalyanın 15 bin liranın sahibi. Bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi Mükerreme abla oluyor. Mükerreme ablacığım, madalyanı takdim edeyim. Böyle 15 bin liranı da vereyim. Ben 9 aydır hüzünden ağlıyordum ama bugün mutluluktan ağlıyorum. Yolum siz gibi ekiple kesiştiği için çok teşekkür ederim. Evet, güle güle kullan kelimelerim, duygularımı anlatmaya kifayetsiz kalıyor. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bir puan farkla Mükerreme abla oldu. Firke ablacığım, arkadaşlarından 22 puan. Benden temizlik için 4 puan, yemeklerin için 4 puan, toplamda 8 puan aldın. 30 puana ulaştın. 1 puan da buzdolabı etabından aldın ve 31 puana ulaştın. Mükerreme abla, sen arkadaşlarından 25 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan aldın. Yemek için 4 puan aldın ve toplamda 32 puana ulaştın. Herkesin eline koluna sağlık. Sen de güle güle kullan inşallah. Kızını bir an önce okutursun. Evet. Evet, arkadaşlarından aldığı yüksek puanla bu hafta Mükerreme ablam birinci oldu. Firke ablacığım, senin de eline koluna sağlık. Büyük finale gelebilmek, son ikiye kalabilmek de çok büyük bir şey. Kesinlikle. Benden yemeklerin için, temizliğin için de 4 aldın. Eline koluna sağlık. Evet, bu hafta herkese teşekkür ediyorum. Herkesin eline koluna sağlık. Neşeli bir hafta oldu. Evet, önümüzdeki hafta yine birbirinden hamarat yarışmacılarla hem ekranların tozunu almaya hem de iştahınızı açmaya geliyoruz. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.